Bismillahirrahmanirrahim. Babul keyf. Hel huve mekruhun emza. Dağlamak. Bir hastalığı dağlamak ve tedavi etmek caiz midir, değil midir? Burada da ulema iki kısma ayrılmış. Bazıları caiz değildir demişler, bazıları caizdir demişler. Bunu bu babda izah edecek. Haddesene ibn-i Mezruk, gâle haddesene Vehbun, gâle haddesene Şu'betü, en Ebi İshak, en Ebi İl-Ahvas, en Abdillah, en Nâsen, etevün Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ebi İshak, Ebi İl-Ahvas'dan rivayet ediyor, o da Abdullah bin Mesud'dan. Abdullah bin Mesud buyurdular ki, bir takım adamlar geldiler, bir sahibin lehum, kendilerin bir adamlarıyla beraber Resulullah Efendimiz'e geldiler. فَسَأَلُوهُ Peygamber Efendimiz'e sordular ki اَنَكْوِيهِ Ya Resulallah, bu adam hasta, biz buna dağ vuralım mı? فَسَكَتَ Resulullah Efendimiz cevap vermedi, sükut etti. فَسَأَلُوهُ فَسَكَتْ Sonra tekrar sordular, yine sükut etti, cevap vermedi. ثُمَّ سَأَلُوهُ Üçüncü defa yine sordular. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdular ki اِرْتُفُوهُ اَوْحَرِّكُوهُ Onu isterseniz ateşle dağlayın, isterseniz yakın. Ve kerehe zalik, bunu hoş görmedi. Yani bir adam bir şeye kızsın, ister öyle yap, ister öyle yap. Ne demek? Yani yapma demek. Dağı hoş görmediğimden dedi, ister ateşle dağlayın, istersiz yakın. Yani bu iyi bir şey değil. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عبد الله بن مسعود رواية التي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فنمزه geldi ثلاثة نفر üç adam فقالوا dediler ki إن صاحبا لنا مريض bizim bir arkadaşımız var o da hastadır ووصف له الكيف وَلُصِفَ لَهُ الْكَيْفِ Ona sorduk, keyi dağlamayı vesfettiler ki bunun hastalığının tedavisi dağlamakla olur. اَفَنَكْوِيهِ Biz bunu dağlayalım mı ya Resulallah diye sordular. فَسَكَتَ Resulullah Efendimiz cevap vermedi, sükut etti. ثُمَّ عَاوَدُوا فَسَكَتَ Tekrar sordular. Resulullah Efendimiz yine sükut etti. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فِسْتَارِسَ Üçüncüde sorduklarında onlara dedi ki İkvuhu keva yekri. İkinci babdan ikvuhu gelir. Onu dağlayın. İnşitüm dilersinizse. Ve inşitüm dilersinizse fırtifuhu birrati. Kızgın taşlarla onu kızgın taşlarla tedavi edin. Yani ha öyle ha öyle. İster öyle yapın, ister öyle yapın. Yani yapmayın demek. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki وَمَعْنَا هَذَا Bu hadislerin manası عندنا bizim indimizde عَلَى الْوَعِيدِ Korkutmak üzerinedir. اَلَّذ۪ي öyle وَعِدْ ki zahiruhu lem Zahiri bunun emir ve batinuhu nehy Batini de nehydir. Zahirde emir gibi görünüyor ama emir değil, nehy ediyor. Bak ben seni vururum, döyerim. Vur da gör. Vur, bak emrediyor. Vur da gör. Bu emir midir? Hayır, yani vur da gör, tehdit ediyor. Vurursan ise sonra görürsün. Yani vuramazsın. Bu da öyle. Zahiri emir fakat batini verir. Resulullah Efendimiz de siz onları isterseniz dağlayın. Yani dağlasanız ne olacak? Bunun bir faydası mı olacak? Yok. Nehy ediyor. Ayette de bunun misali var. كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَى وَجَلَّ اَسْتَعُذُ بِاللّٰهِ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَفَعَةَ مِنْهُمْ الْآيَةِ Ve stefsiz men istatâta minhum bu hitap şeytana. Sen istersen adamlarını topla Müslümanlara hücum et. Ve stefsiz men istatâta minhum. Kime gücün yeterse onu azdırmaya çalış. Sen benim halis kullarımı yoldan çıkaramazsın. Burada hakikaten şeytana sen adamlara musallat et diyemir mi verdi? Hayır. Nehyetti. Yani yapamazsın. Elâye ve kekavlihi e'melû mâ şîtû. Yapın, yapacağınızı yapın. Kafirlere yani derler ya, yap bakalım. Emir mi veriyorsun sen ona yap diye? Hayır, nehir. Emir suretinde nehir. Yani yaparsan sonra görürsün, akıbeti vahim olur, kötü olur.
حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد محمد بن أسعد الثعلبي قال حدثنا زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Peygamber Efendimiz buyurdular ki imkâne fî şeyin bir şeyde olsaydı o şeyde neden? Mimma tedâvevne bihi tedavi ettiğiniz şeylerden bir şeyde olsaydı ne olsaydı? Şifaun şifa olsaydı. Tedavi ettiğiniz eşyalardan bir şeyde şifa olsaydı fe fî şartati mehkemin kan almakta olurdu. Ev şerbeti asel yahut da bal şerbetinde olurdu. Ev lez'ati narin yahut da ateşin yakmasında olurdu. Ve ma uhibbu fakat ben sevmem en ekteviye key kullanmayı sevmem. Yani bu üç şeyde şifa varsa bu üç şeyde şifa vardır. Fakat bundan keyi dağlamayı ben sevmem buyurdu. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Vehb ibn Cerir kâle haddesena Hüsam ibn Hassan عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki يدخل الجنة من أمتي benim ümmetimden cennete girer 70 ألفا 70 bin kişi بغير حساب hesapsız 70 bin kişiye hesap sual cevap olmayacak. Cenab-ı Hak onları kıyamette ihya etti mi? Onlar emredecek ki şu 70 bin kişiye sual cevap olmadan cennete götürür. Onları da cennete götürecekler. Kıyla ya Resulallah menhum. Sual ettiler ki ya Resulallah o 70 bin kişi kimlerdir? Yani hangi vasıfla muttasif olan zatlardır? Kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki Hümüllezine la yetatayyerune ve la yektevune ve la yesterkune ve ala rabbihim yetevekkelun. Hüm onlar, ellezine şöyle bir kişilerdir ki la yetatayyarune, şun tutmazlar, uğursuzluk bilmezler. Bir, ve la yektevune, keyi, dağ, bunu kullanmazlar. İki, ve la yesterkune, bir adam hasta oldu mu birisini oku der. Buna rukiye derler, böyle bunu da yapmazlar, beni oku demezler. E ne yaparlar? Demek ki tedavi yasak. E bunlar tedavi ne ile olur? İşte bunlarla ne olur? Bu adam bu tedavinin hiçbir şekilde razı olmuyor. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn, Allah'a tevekkül ederler. Hastalık gelsin, gitmesin, ona sabreder, tevekkül eder. İşte bu 70 bin kişi bunlar. Hatta meşhurdur ya Hazreti Ükaşa radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah dua et, ben onlardan birisi olayım. Dedi ki sen onlardan birisisin, sen onlardansın. Sonra Hazreti Ebu Bekir kalktı. Ya Resulallah dua et, ben de onlardan olayım. Dedi ki sebekake Ükaşe, Ükaşe seni sebek etti. O sözü o evvel söyledi. Onda da ulema cevap veriyor ki yani Hazreti Ebu Bekir suala cevaba tabi tutulacak. Ondan dolayı mı? Onun nesibi yok mu? O 70 bin kişinin içerisinde nesibi yok mu? Bazıları diyor ki hayır, Hazreti Ebu Bekir zaten cennet ile müjdelenmiş. Onun için sual cevap yok. O evvelden zaten malum. Bazıları da diyor ki Hazreti Ebu Bekir halife olduğundan hilafet hesabını verecek. Onun için sual cevaba tabi tutulacak. Ya kim bir evin reisi olsa bile o yapmış olduğundan sual cevap yapılacak. Adaletle, şeriatle amel etmişse yakayı kurtaracak. Yoksa hesabını çekecek. Allahu alem. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال نهينا عن الكي عمران بن حسين dedi ki biz keyden men olunduk, dağlamaktan men olunduk. Yani Resulullah Efendimiz siz tedavi olacak bir şey varsa başka şeyle tedavi olun, keyle olmayın, dağlamakla olmayın. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي هريرة عن عبد الرحمن بن جبير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي. أصحاب الكرام ده عقبة بن عامر ده diyor ki Resulullah Efendimiz keyden nehyledi. فذهب قوم işte bu hadisi şeriflere istinaden ölemadan bir kısmı zahir usulünü kullanmak caiz olmadı.
ala halin min el ahval. Hangi halde olursa olsun, ne surette olursa olsun dağlamak caiz değildir. Çünkü Resulullah Efendimiz bunda nehyledi. Bu birinci mezhep oldu. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِهَذِهِ الْاَسَرِ İşte bu okuduğumuz hadisi şeriflerle de ihticac eylediler. Bunları hüccet olarak getirdiler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا Ülemadan diğer bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Dediler ki siz hadisi şerifleri doğru rivayet ediyorsunuz. Fakat keyyin cevazi hakkında da deliller var. Onlarla bunları karşılaştırırsıksa ki dağlamak usulünün mübah olduğu meydana çıkar. Onun için alel-i taksis haram dediniz, haram değil. Onlar ne dediler? فَقَالُ لَا بَاسَ بِالْكَيِّ Keyyin, dağlamanın istemalinde beis yoktur. Ney dağlamak? لِمَا bir şey için ki اِلَاجُهُ الْكَيِّ Onun ilacı key. Öyle bir hastalık bulundu ki dağlamaktan başka bunun çaresi yok. Öyleyse o ne olacak? Bu vakitte caiz olacak. Mesela hırsızın elini Cenab-ı Hak emretmiş. Hırsızın eli kesilecek. Ve hırsızın elini kestikten sonra bırakırsanız kan akar akar ölür. Ya onu ne yapardılar? Hemen keser kesmez yağ kaynatmış hazır orada durur. Onun kesilen kolunu o yağa batırırdılar. Batırdıkları gibi bu derhem pişirir damarları, pişirdiği gibi daha kan akmaz. Bu yakın zamana kadar bunu istimal ederdiler. Şimdi eğer eli kesilecekse doktorları getiriyorlar. Hemen eli kesildikten sonra doktorlar fenli bir surette dağlamak değil de başka bir surette hemen tiki verirler. Bu yeni icat edildi. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَٰلِكِ Key mübahtır diyenlerin hüccetinden oldu. مَا حَدَّسَنَا رَبِعُ الْمُؤَذِّنُ Rabi'ul Müezzin'in İmam-ı Tahavi'ye rivayet etmiş olduğu hadis bunların delili oldu. قَالَ رَبِعُ الْمُؤَذِّنُ dedi ki حَدَّسَنَا أَسَدٌ قَالَ Übey ibn-i Ka'bin Cabir radıyallahu anh dedi ki Übey ibn-i Ka'b Kurra, ashabın kurralarından idi. O hasta oldu. فَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ طَب۪يبًا Resulullah Efendimiz ona bir doktor gönderdi. فَقَطَعَ مِنْهُ اِرْغَنْ O doktor Übey ibn-i Ka'b'ın bir damarını kesti. سُنَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ Sonra o damarı dağladı. Damarı kestikten sonra kan akmaması için onu dağladı. Bak, eğer Resulullah Efendimiz keyden kat'i surette men etmiş olsaydı o doktoru göndermezdi. O doktor gitti, damarı kesti, onu dağladı. Bu neye delalet etti? Dağlamanın mübah olduğuna. Haddesena Ahmed ibn Davud, قال حدثنا عياش الرقام, قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش, عن أبي سفيان, عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. O saat ha şeklinde yazmış fakat üç nokta. Peygamber Efendimiz gönderdi. İlâ Übey ibn-i Ka'bin Hazreti Übey'e tabiben bir tabip gönderdi. فَقَتَعْ مِنْهُ اِرْغَنْ Onun bir damarını kesti. سُنَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ Sonra o damarı dağladı. Yani aynı okuduğumuz hadisi şerifte senedi değişiyor. İki senetle rivayet edilmiş oluyor. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال من حضرت جابر'den rivayet edildi ki işteka Übey ibn Ka'b Übey ibn Ka'b hasta oldu فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz ona gönderdi tabiben bir tabip gönderdi fakat de kesti. O tabip kesti. اِرْكَهُ Onun damarını. Hangi damarını? El-ekhel. Ekhel. Bilekte olur bir damar ki evet o ekhel denilen o damarı kesti ki kan alırlar. O damardan kan alırlar. İşte o kan alınan damarı kesti. Ve kevâhu aleyhi. Hem de onu dağladı. حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بالزبير
an Cabir'in kâle rumiye Sa'd ibn-i Mu'az. Hazreti Cabir'den başka bir hadis rivayet ediliyor ki Sa'd ibn-i Mu'az radıyallahu anh rem yolunda birisi ok attı da ona isabet etti. Neresine isabet etti? Fî ekhalihi, kan alınan damara, kolundaki kan aldıkları damara ekhale isabet etti. Kan akmaya başladı. فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz onu dağladı biyedihi kendi mübarek eliyle bimiş kasim bir demirle, bir demiri kızdırdı, getirdi, oraya bastı. Bastı ki o damar orada içsin de kan akmasın. ثُمَّ وَرَمَتْ Sonra tekrar hasta oldu. O hastalık nüksetti. فَحَسَمَهُ ثَانِيَةً İkinci defa Resulullah Efendimiz dağladı. Ondan sonra gönderdi Mescid-i Saadet'te bir kadın hasteleri tedavi ederdi. Hususi Hazreti Sa'd için çadır kuruldu. O kadına verildi ki tedavi ede. Fakat sonradan o yara tekrar açıldı ve kan aka aka Hazreti Sa'd vefat etti. Yani onun şeysi orada. Eceli orada. Peki burada bir sual daha var. Ekser mesela şimdi görüyoruz bazı dervişlerde oluyor. Koskoca bir yaraya ağzının barını vuruyor, hemen eğleniyor. Niçin Resulullah Efendimiz onu yapmadı? Bir ağzının barını vursa onun yarısı derhal iyi olurdu. Niçin yapmadı? Resulullah Efendimiz bu gibi mühim olan hastalıklarda en evvela sabır tavsiye ederdi. Sabrederse onu haliyle bırakırdı. Ki ahirette sevabı çok olsun. Yok, sabretmezse o vakitte dua ederdi, onu tedavi ederdi. Hazreti Sa'di de tedavi etmediğiniz sebeplerinden Allah-u Alem birisi bu. Bir ağzının barını vursa ne kan çıkardı ne de hiçbir şey çıkmazdı. Fakat niçin böyle yaptı? Hazreti Sa'd şehit olacak ve şehadet rütbesini erecek. Onun için Hazreti Sa'd de ya Resulallah dua et de ben iyi olayım da demedi. Onların hepsi şehadeti arzu ediyordular. Mukadderata tabi oldular. Fakat tedavi de gene yaptı. Zahiri tedavi yapıldı ama fakat mukadder yerini bulacak. Gene yara tekrar bozuldu. Bakan attı, şehit oldu. حدثنا ربيع المؤذن حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن الزبير عن جابر أن أبي بن كعب جابر dedik أبي بن كعب أو سعدا يخط سعد ikisinden birisi رمي رمية في يده bir ok geldi onun eline isabet etti ki bu ravi şek ediyor ama bu Sa'd ibn Muaz'da oldu Übey ibn Kâb'de olmadı bu. Evet. Caiz ki yani bu rivayete göre Übey ibn Kâb'de böyle bir ok isabet etti de onun için bir tabibi gönderdi, damarı kesti ve onu dağladı. Onun sebebini beyan etmiyor bu yukarı hadis-i şeriflerde. Yalnız burada bir işaret var ki o ok isabet eden Übey ibn Kâb miydi, Sa'd miydi? Ravi orada şek ediyor. فَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emreyledi tabiben bir tabibe فَكَوَاهُ عَلَيْهَا Onu gitti dağladı. Dolayısıyla ister o olsun ister o olsun Sa'd ibn-i Muaz'ın dağlanmasında Übey ibn-i Kâb'ın dağlanmasında şeyin dağlamanın cevazına, ibahesine işaret var. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال رومية يوم الأحساب جابر رضي الله عنه diyor ki أحساب harbinde ok isabet etti Sa'd ibn Muaz atırıldı yani birisi ok attı ona isabet etti فَقَتَعُوا أَكْحَلَهُ onun kan damarını kestiler فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالنَّارِ Peygamber Efendimiz ateşle onu dağladı. فَنْتَفَخَتْ يَدُهُ Bu sefer eli şişti. فَحَسَمَهُ مَرَّةً اُخْرَى İkinci defa yine onu dağladı. حَدَّسَنَا فَهَتٌ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنِ زُرَيْعِ اَمْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz keva dağladı. Kimi Sa'd ibn Zürare'te, Sa'd ibn Zürare'yi ashabdan birisi. Onu dağladı neden? Min şuketin bir dikenden. Tehlikeli bir diken battı. Resulullah Efendimiz de o dikenin battığı yeri dağladı.
حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن المنهل قال حدثنا يزيد بن زريع وزارنا ديل زينا رأي زينا تصهيد فذكر بإسناده مثله عين إسناد له بحديث شريف ذكره لدي غير أنه قال من شوسة شوكة yerine شوسة dedi. O da o manaya geliyor. Yani isabet etmiş bir diken. Tehlikeli bir şey ki onu çıkarmış. Basit bir şey değil. Resulullah Efendimiz dağlamış. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Amr ibn Merzuk kâle haddesene İmran en gatâdete en Anesin kâle kevâni Ebu Telha. Hazreti Enes diyor ki Ebu Telha beni dağladı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne azuhurina. Resulullah Efendimiz de aramızdaydı. Yani Resulullah Efendimiz'in huzurunda Hazreti Enes'e dağ vurmuş. Fema nuhitu anhu. Ben ondan nehyolunmadım. Ya Enes bu dağı vurdurma demedi Resulullah Efendimiz. Ebu Telha dağ vuruyor. Hazreti Enes'e Resulullah Efendimiz de orada ona bakıyor da nehyetmiyor. Eğer haram olsa nehyederdi. حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير أن عمرو بن شعيب أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب كرامدن بعضلرinden عمرو بن شعيب روايته لدي كي كوا رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz dağladı Sa'den Sa'd ibn Ma'di أو أسعد بن زرارة يخط أسد بن زرارة يوني يوني ikisinden birisini ravi zikrediyor. Neden? مِنَ الذَّبْحَةِ فِي حَلْقِهِ Boğazında bir hastalık çıktı ki ona zebhe derler, göğe insanı boğazlıyorlar. O hastalıktan dolayı ya Sa'di yahut da Es'adi'di. Bunu Resulullah Efendimiz dağladı. Şimdi bu hadis-i şerifler kaç tane oldu ki bunların hepsinde Resulullah Efendimiz kendisi bizzat istiman eylemiş dağlamayı. Evet. فَفِي هَذِي الْاَخْبَارِ işte bu haberlerde, bu hadislerde olucudur. İbahatül keyyi, keyyin dağlamanın ibahesi, biddail meşgûr, zikredilen hastalık için. Nerede meşgûr? Fîhâ bu hadislerde. O da nedir? Damarı kesilmiş, yahut da zebhe denilen hastalık, müptele olmuş, yahut da diken batmış. Bunların üçünde de Resulullah Efendimiz dağlamak usulünü kullandı. وَفِي الْآثَارِ الْاُوَلِ Halbuki evvelki eserlerde de olucudur. النهي عن الكي كيden nehi vardır. Oralarda dağlamayı Resulullah Efendimiz nehi eyledi. Buralarda da emreyledi ve bizzat istimal etti. Şimdi öyleyse biz bu manaları arayacağız ki neden Resulullah Efendimiz o hadislerde nehi eylemiş, neden burada istimal etmiş? Bunun manasını araştırıp bulmak lazım. فَحْتَمَلَ اَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى الَّذ۪ي كَانَتْ لَهُ الْاِبَاحَةُ فِي هَذ۪ي لَتَى Öyleyse ihtimali var ki mübah olduğunu beyan eden hadislerdeki mana o da gayrel mana'llezî kâne lehun nehyu fî âthâril evvel. Evvelki eserlerde, hadislerde olan nehi manasının gayrısı olan. Demek ki mana itibariyle değil. Çünkü o hadislerde nehyediliyor. Bunlarda da emrediliyor. Öyleyse ikisinin manası bir değil. Oradaki keyyin manası başka. Buradaki keyin manası başka. Bu ihtimal var. O ihtimal nedir acaba? Ve zalike o da enne kavmen bir cemaat kânû yektevûne qabbe nüzûlil belâi bihim. Kendilerine bela gelmezden evvel key kullanırdılar. Bela gelmesin. Ha şu şekilde dağ vurursa hastalık gelmez. Bazı adamlar böyle yapardılar. Öyleyse yerevne enne zalike yemne'ul belâ. İnsan hastalık gelmezden o dağı kullanırsa o hastalık daha ona gelmez. Böyle itikad ederdiler. Evet. يَمْنَعُ الْبَلَا يَنْزِلَ بِهِمْ Onlara belanın nüzulunda men eder. كَمَا تَفْعَلُ الْعَاجِمْ Arap olmayanlar böyle yapardılar. Filan yerine dağ vurursan sana hiçbir hastalık gelmez. İşte bundan nehyiyledi. Resulullah Efendimiz'in nehyiyledi ki bundan. فَهَذَا مَكْرُهُمْ Bu mekruhtur. لَاَنَّهُ لَيْسَ عَلَى تَرِقِ الْاِلَاجِ İlaç tarikiyle değil. Hastalık gelmiş de tedavi ediyor bu kabilden değil. وَهُوَ شِرْكٌ Bu şirk eğer o dağı vurursa gelmeyecekmiş. Mukadderata mani olacakmış. لَاَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ Onlar bu dağ usulünü hastalık gelmezden işlerdiler. لِيَدْفَعَ قَدَرَ اللّٰهِ عَنْهُمْ Allah'ın kaderini kendilerinden def etmek için bu olmaz. Bu şirke götürür.
Bundan nehiyledi. فَاَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَى. Ama bela gelmiş, adama isabet etmiş o hastalık. Tabip de gelmiş, bakmış, bunun yegane çaresi dağlamak. Böyle olursa, اِنَّمَا يُرَادُ بِهِ السَّلَاهِ. Bu hastalık geldikten sonraki ne murad ediliyor? Salah, yani bu adam iyi olsun diye. وَالْعِلَاجُ مُبَاحٌ مَأْمُورٌ. Tedavi, ilaç ise bu mübahtır. Hastalık geldikten sonra ilaç yapıyor, bu mübahtır. Ve memurdur ki Resulullah Efendimiz tedavi ya ibadullah. Ey Allah'ın kulları, siz tedavi olunuz diye hem de emretmiştir. وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ. Diyor ki sen böyle bir mana verdin. Bu hadisleri telif ettin. Fakat bunu beyan eden başka bir hadisi şerif var mıdır? Diyor ki bunu beyan etti kim? Cabir ibn Abdillah fi hadisin revahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cabir Resulullah Efendimiz'den bir hadis rivayet eyledi. Onda bu manayı beyan etti. Yani hastalık gelmezden evvel hastalık gelmesin diye dal kullanmak caiz değil. Fakat hastalık geldikten sonra dal kullanmak caiz. Bunu beyan eden hadis hangisiymiş? Haddesena Ebu Bekret'e, İmam-ı Tahavi diyor ki bize Ebu Bekre rivayet eyledi. Kale haddesena Ebu Amirinil Akadiyyü. وابن مرزوق قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular ki إن يكن في شيء من أدويتكم هذه خير. Sizin bu devalarınızdan bir şeyde hayır var ise ففي شرطة محكم. محكم kan aldırma şartı vurur da keskin bir bıçağının damarı kesir, ondan kan alır. Şartatı mesim, yani kan aldırmada. Bunda vardır bir. Ev şerbeti asel. Yahut da bal şerbetinde vardır. İki. Ev lezzati narin. Yahut da ateşin yakmasında vardır. Evet. Böyle lezzati nar ki, bunlar da hangisi? Tuvafiku daen hastalige muvafik. Yani o hastaligin çaresi ateşle yakmak, dağlamakla olur. Öyle bir hastalikse. İşte bu üç şeyde vardır. Ve ma uhibbu an ektevi. Fakat ben keyi sevmiyorum. Dağ usulünü, yani onda da şifa var ama Resulullah Efendimiz buyuruyor ki ben onu sevmiyorum. Yoksa var, onda da şifa var. Fe izâ kâne fî hâdel hadîs. İşte bu hadisi şerifte olduğu vakıtta ki enne lez'aten nâri leti tuvâfikud dâ'e hastalige muvafık olan narın lez'esinde yakmasında olucudur. Bu olucudur, evet. Mübahatun, bu mübahtır. Vel keyyü mekruhun, key de mekruhtur. Ve kânetil lez'atü binna, lez'a. O gayinde lez'a demiş, gayinin nüktesi yok, aynı. Lez'a da binnâri keyye, ateşle yakmak nedir? İşte key odur. Evet. Sebete, sabit oldu ki, ennel keyyellezi şul bir dağlamak ki yuvafikud dâ hastalike muvafık olur, mübahı mübahtır. O hastalık dağla ey oluyorsa o mübah oluyor. Ve ennel keyyellezi la yuvafikud dâ hastalike muvafık olmayan key ise mekruhun, bu mekruhun. Ha demek ki adam öyle bir hastalık ki dağ vur onun ona bir faydası yok. Öyleyse bu mekruhtur. Yok. Dağlamanın ona faydası varsa mübahtır. Ve yehtemülen yekûnel keyyü menhiyyen anhu. Bir ihtimal da var ki key mekruhtur. Resulullah Efendimiz ondan nehiylemiştir. Alâ mâfil âthâril üvel. Nitekim birinci mezhebin delilleri olan hadislerde okuduğumuz gibi. Bu evvelce menhiydi. Resulullah Efendimiz nehiylemişti. Sümme übîhe ba'de zâlik. Sonra mübah kılındı. Alâ mâfi hâzîl âthâril üvel. Bu sonki hadislerde beyan edildiği gibi evvela Resulullah Efendimiz nehyeylemişti, sonradan mübah kıldı. O vakitte evvelkiler mensuh oldu, ikinci hadisler nasuh oldu. Bunu da ispat eden hadis var diyor. وَذَٰلِكَ اَنَّ بْنَ اَب۪ي دَاوُدُ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ اَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَلِيمِ اَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبِ اَنْ أَب۪يهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bir adam Peygamber Efendimize geldi. يستأذنوا في الكي. Dağlamakta izin almak hakkında. Fekale, Resulullah Efendimiz buyurdu ki la tektevi. Sen keyi istemal etme. Fekale ya Resulullah belâ diyel cehl.
meşakkat bana bu son derece tesir etti. Ve la ecidu budden min enekteri. Dağlamaktan başka çare bulamadım. Kale, Resulullah Efendimiz dedi ki, ma şeyte, dilediğin yap. Ama innehu leyse min cürhin. Hiçbir yara olmadı bir, yani istersen dağ kullan ama şunu bil ki hiçbir yara olmadı. İlla ve huve atin, atin olacak. İlla ve huve atin, Allah'a yevmel kıyama. Kıyamet günü Cenab-ı Hakk'a gelir. Yudmi, kan akar olduğu halde herhangi bir yara kıyamet günü o yaradan kan akarak gelir. Yeşku el elemellezî kâne sebebehu. O hangi sebepten dolayı kan akmışsa onu şekva eder olduğu halde gelir. Ve inne cürhel key. Fakat bu dağlamaktan dolayı olan yara yeti yevmel kıyamet. Kıyamet günü o da gelir Cenab-ı Hakk'ın huzuruna. Yezkürü zikreder ki enne sebebehu kâne min kerâheti lika'illâh. O da gelir der ki, ya Rabbi, sana mülâku olmayı istemedi de bu adam bu keyi bana vurdu. O da öyle gelir. Evet. Zika Allah'a mülâku olmayı hoş görmediğinden dolayı. Sümme emerehu, sonra da ona emretti en yekteviye dağı kullansın. Dağ git yap ama bil ki öteki yaralar neden dolayı yara olmuşsa o sebebinden şekva ederek gelir. Fakat bu dağlamak da, ya Rabbi bu sene mülâku olmak istemiyordu, onun için bunu kullandı da bu yara oldu, o da öyle gelir. Bak şekva terhidi iyi olmadı. Fakat yine de ona mübah kıldı, git, yap dedi. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْكَيِّ وَاِبَاحَتِهِ اِيَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ. Şimdi bu hadiste Peygamber Efendimiz keyden nehyledi. Ondan sonra وَاِبَاحَتُهُ وَاِبَاحَتُهُ mi diyeceğiz? Nehyledi ve ibahatuhu, bu hadis olucudur. Nehyu Resulillahi, nehyu. Nehyu olursa vakıttır. Peygamber Efendimiz'in nehyu olucudur. Ve ibahatuhu iyyahu ba'de zalik. O nehyden sonra da ona mübah kılması olucudur. Fî hâzel hadis nehyu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem anil keyyi ve ibahatuhu iyyahu ba'de zalik. Okuduğumuz bu hadis-i şerifte bir adam Resulullah Efendimiz'e geldi. Key istemalini caiz midir, değil midir Resulullah Efendimiz'den sordu ve buyurdu ki bende bir hastalık var. Ya Resulullah, buna bana tavsiye ettiler. Key ile, dağlamakla bu geçer dediler. Ben key istemal edeyim mi? Resulullah Efendimiz de key istemal etme. Dedi ki ya Resulallah, zaruri, ben bunu yapmamı şey demeyeceğim, yani bu dağ meselesi olmasa bu hastalık iyi olmayacak, zaruret var dedi. Vakıtta dedi, istersen yap ama onu bil ki her yara kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak. O yara neden, kılıçtan mı, kamadan mı, kurşundan mı, neden hasır olmuşsa onu Cenab-ı Hakk'a şikayet edecek. Demek ki eşya da eşyadan hak dava edecek bu hadiste, o da çıkıyor. Ya Rabbi işte şu kılıç, o yara diyecek ki şu kılıç beni yaraladı, şu kurşun beni yaraladı. Bunlar şekva şikayet ettiği vakıtta key de gelecek. Key dağladığı o vakıtta bir yara oluyor ya, keyden hasil olan yara da sebebini zikredecek. O da diyecek ki ya Rabbi, benim sahibim sene mülâkı olmayı hoşlanmadı da bu keyi istemal etti. Demek ki bak diğer yaraların sebeplerini beyan ederken hoşa gitmeyecek bir tarafı yok. Filan kılıç oldu, bir kimse bir kimseye kılıçla vurdu da o adam da yarayı tedavi etti. Kurşundan attı, yaraladı da tedavi etti. Bunlar da likaullahi kerih gören bir şey yok. İlla keyde var. Dağlamaktan hasil olan yara diyecek ki ya Rabbi bunu benim sahibim, bu hastalık kimdeyse o adam sene mülâku olmayı hoşlanmadı da bu dağı istimal etti ki yani ölmesin de sene gelip mülâku olmasın. Yani Resulullah Efendimiz o adama demiş, demek istedi ki bu iyi bir şey değil. Bunu kullanma. Fakat istersense kullan. İstersense key yaptır demesinden ne çıktı? Ha, bundan çıktı ki en evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men etti. Sonradan da mübah kıldı.
evvela kullanma dedi. Sonradan da kullan dedi. Öyleyse hadisin suni evvelini nesfetti. Evvelisin kullanma lefsi mensuh oldu. Mübah olmak lefsi nasıf oldu. Fehtemelen yekûne mâ fil âthâri lüvel. İhtimali var ki birinci fasılda geçen şeyden nehi olan hadisi şerifler kâne oldu min Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den fî hâlin nehyil meskûri fî hâdel hadis. Bu hadisteki zikredilen nehi halinde key evvela haram idi. İşte o vakitte buyuruldu. Key'in haram olduğu vakitte o hadisi şerifleri buyurdu ki siz key'i istimal etmeyin. Dağlamayı kullanmayın. وَمَا كَانَ مِنَ الْاِبَاحَةِ فِي الْاَثَارِ الْاُخَرِ İkinci fasılda gelen key'i mübah kılan hadislerde ola كَانَ اُلْدِ بَعْدَ مَا كَانَتْ مِنْهُ الْاِبَاحَةُ الْمَسْكُورَةِ هَذَا الْحَدِسِ O hadiste zikredildiği gibi Peygamber Efendimiz sonra da mübah kıldı. Bu ikinci hadisler işte mübah halinde sadir olmuş olan. فَتَكُونُ الْاِبَاحَةُ Öyleyse ibaha oldu. نَاسِخَةً لِلنَّهِ نَهِي نَاسِخ oldu. Evvela dağlamak caiz değildi. Sonra Resulullah Efendimiz siz keyi istemal edin dedi. Evvelki hükmü nesheyledi. Hadisi nesheyledi. وَقَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki اَنَّهُ كَوَى سَارِقًا Bir hırsızı dağladı. بَعْدَ مَا قَتَعْهُ Onun elini kestikten sonra. Hırsızın elini kesti. Ondan sonra da onu dağladı Resulullah Efendimiz'in. Kendisi bunu yaptı. Key mübah olduğundan dolayı yaptı. حَدَّسَنَا بْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا مُسْلِمُ بْنِ إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّسَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَى أَمَّ كْحُولٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيس قَالَ İbn-i Muhayriz dedi ki قُلْتُ لِفُضَالَةَ بْنِ عَبْدِ فُضَالَةِ بْنِ عَبْدَ dedim ki اَمِنَ السُنَّةِ sünnetten midir? اَنْ يُقْدَعَ السَّارِقِ hırsızın eli elinin kesilmesi sünnetten midir? وَيُعَلَّقَ فِي عُنُكِهِ eli kesile boynuna asıla. Hırsızın elinin kesilmesi Kur'an'da var. السَّارِقُ وَالسَّارِقَةِ فَقْتَهُ اَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالٍ مِنَ اللّٰهِ Vallahu azizun hakim Kur'an'da sabit. Fakat hırsızın eli kesildikten sonra boynuna asılmak hakkında ihtilaf olmuş da onu soruyor ki hırsızın elini kestikten sonra boynuna asmak Kur'an'da yok. Bu sünnette midir? Resulullah Efendimiz böyle mi yaptı? Fakale Fudale dedi ki naam. Evet. Resulullah Efendimizin sünnetidir. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ütiye bisarikin. Peygamber Efendimiz'e bir hırsız getirdiler. فَاَمَرَ بِهِ Ona emretti, onlara emretti ki bunun elini kesin. فَقُتِعَتْ يَدُهُ Eli kesildi. ثُمَّ حَسَمَهُ Sonra Peygamber Efendimiz onun elini dağladı. ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ Sonra o kesilen elinde boynundan astı. Yani millet görsün ki bu hırsızlık yapmış, onun için eli kesilmiş. Çünkü adamın eli yok ama niçin elin yok? Bir kazara üstümde kırıldı. Yahut bir kazada elin yok oldu. Ama boynundan asılı olursa onu diyemez ki ha hırsızlık etmiş de kötü bir iş. Hırsızlıktan dolayı eli kesilmiş. Neden bilecekler? Boynuna asılı olduğundan bilecekler. Hırsızlık o kadar adi bir şey ki Resulullah Efendimiz millet bilsin bu adi adamın tebiatini de ona itimat etmesinler. O kadar kötü bir şey. İşte elin asılması da ondan. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يزيد بن قصيبة بن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e getirdiler bir adamı ki saraka şemleten bir şemleyi hırsızlık etmişti insanın üzerine alacak bir eba bir şeyi çalmıştı fekale Esarakta, Resulullah Efendimiz dedi ki sen çaldın mı? Ma yukalu sarakta, senin çaldığın ben zannetmiyorum. Dedi, sordu. O adam da itiraf etti ki çaldım. Yani Resulullah Efendimiz en evvela çalmadım diye ona işaret ediyor. Çalmadım dese, yalan söylese kurtaracak elinin kesilmesinde. Fakat yalan olacak, o da haram olacak. O adam da yalana gitmedi, çaldım dedi. Çaldın dediyse
اِذْهَبُوا بِهِ فَاكْتَعُوهُ Resulullah Efendimiz dedi ki, götürün bunun elini kesin. سُمَّحْسِمُوهُ Sonra da dağlayın. Kestikten sonra bıraksalar kan akar akar ölür. Onun yegane ilacı yağı iyice kaynatırlar, onu dağlarlar. Ya yağından dağlarlar, yahut da demirinden dağlarlar. Neyinden dağlarsa, yani dağlayacak ki o şey olmaya, kan dura akmaya. Sümme kâle, sonra Peygamber Efendimiz ona dedi ki, tüb ilallah, Allah'a tevbe et, bir daha hırsızlık etme. Tevbe ne demek? Bu geçmişi geçmiş zaten, çalmış, eli de kesilmiş, cezasını görmüş. Yani bundan sonra bu işe dönme, bir daha çalma. Bir daha çalarsa ne olur? Bir daha çalarsa ayağının birisi kesilir. Mesela evvele çaldığında hangi eli kesildi? Sağ eli kesildi. İkinci defa hırsızlık yaparsa sol ayağı kesilir. Üçüncüde ne olur? Üçüncüde de sol elinin kesilmesi lazım. Sol eli kesilecek. Dördüncüde sağ ayağının kesilmesi lazım. Şimdi sağ eli kesildi, bir hırsızlık yaptı. İkincide sol ayağı da kesildi. Üçüncü defa hırsızlık etti. Şimdi sol elini kesin. Kim yedirecek, kim içirecek? 100 numarada kim bunu temizleyecek, kim taharet verecek? Ulema bunda ihtilaf ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'a demişler ki, ne lazım gelir? Demiş ki, sol elinin kesilmesi icap eder ama ben bir adamı elsiz, ayaksız bırakayım, başkalarına külfete düşsün, başkalarının boynuna yük olsun. Bunu yapmaktan da haya ederim demiş. Böyle bir zat Mekke-i Mükerreme'de gördüm. Oğlu benim talebem idi. Bir eli kesilmiş, bir de ayağı kesilmiş. Sordum oğluna ki, baba niye böyle? Dedi ki, şeriflerin zamanında kıtlık olmuş, aç. Çoluk çocuğu çok. Tekruni, aç kalmış, hiçbir şey bulamıyor. Yani hırsızlığı tebiatinden değil, açlıktan dolayı gitmiş birisinin bir şeysini çalmış, çocuklarını getirmiş. Yakalamış, götürmüşler. Şerif sağ elini kesmiş. Tekrar biraz sonra gene aç kalmış. Gitmiş bir şey daha çalmış. Bu sefer sol ayağını kesmişler. Üçüncü defa yine hırsızlık etmiş. Tekrar götürmüşler. Şerif bakmış, ne yapsın? Şimdi sol elinde kesecek olsa yemekte, içmekte kim bakacak buna? Yahu demiş, senin elini kestik, tövbe etmedin. Ayağını kestik, tövbe etmedin. Niye hırsızlık yaparsın? Ya ve şerife diyor ki, Mekkeliler şeriflere veliyün ni'me derlermiş, seyyidena derlermiş. Ya seyyidena demiş, açlık var, açlık. Çoluk çocuk açından ölüyor. Ne yapayım, nereden götüreyim? Çoluk çocuğun rızkı için ben bunu yapıyorum, yoksa benim tebaatimde hırsızlık yok. Bir daha tövbe et de ben de kesmeyeyim demiş. O zatı ben gördüm. Bizim Mekke-i Mükerreme'de kaldığımda bizim mahallenin aşağısında bazen var idi. O sucular oradan su getirirdi. O da su götüremiyor da onu reis tayin etmişler. Onları idare ediyor. Dövüş olmasın, birbirlerine nöbetine tecavüz etmesinler. Bazanın başında sucuları reis tayin etmişler. O suculardan işte birkaç kuruş para alıyor. Ondan idare ediyordu. Evet. Şimdi bunlar neyi ispat ediyor? Key kullanmanın cevazını Resulullah Efendimiz'e böyle nehyetmiş. Sonradan da mübah kılmış. Bu hadisi şerifi İmam-ı Zühri senediyle beraber zikreyledi. Yezid ibn-i Sinan tarikiyle, İbn-i Merzuk tarikiyle üç tarikle rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Yine bir senet daha... Fefî hâdihi eyzâ. İşte bu hadisi şerifte de olucudur. Yukarıdaki hadis-i şerifte olduğu gibi. Delilün delil olucudur. Elâ ibâhetil key. Keyin mübah olması üzerine. Ellezî öyle ki yurâdü bihil ilâç. Anında ilaç murad edilir. Bir hastalığa tutulmuş da keyi istimal ediyor ama ona bu mübahtır. Buna delalet var. لَأَنَّهُ دَوَى Çünkü o hastalığın devası, o da onun için istemali caiz. Bir de var ki yok. Yukarıda geçti ya, hastalık yok. Herif geliyor, keyif için o keyi istemal ediyor ki bir hastalık gelirse gelmesin. Şu keyi şöyle istemal edersen şu hastalıklar sana gelmez. Yok, bu caiz değil.
bu mukadderat-ı ilahiye gelecekse senin keyifliği fayda vermez. Gelir. Ama vaki, hastalık vaki ise onu tedavi için caiz. Fakat se'alel a'rabu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. A'rab bedeviler sordular Resulullah Efendimiz'e ki fekalu dediler ellâ ne tedava. Ya Resulullah biz tedavi olmayalım mı? Tedavi olmak caiz değil mi? Çünkü bedevilerin devası key, dağlamaktır. Bütün tedavileri. Peygamber Efendimiz de bunda nehyeyledi. Dediler ki öyleyse biz tedaviyi terk mi edelim? Yani hastalığımız olduğu vakitte bu key ilaç oluyor. Bunu terk mi edelim? فَكَانَ جَوَابُهُ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ Bu sualın cevabında Resulullah Efendimiz onlara buyurduğu oldu. مَا شُلْ بِرْ Hadis oldu ki حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ Muhammed bin Huzeyme İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş. Kale haddesena İbrahim bin Beşşar, kale haddesena Süfyan, kale haddesena Ziyad bin İlaka. Fanı kafmu İlaka. Kale semi'tu Üsamete bin Şerikin yekulu. Şehittü Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Üsamete bin Şerik diyor ki ben Peygamber Efendimiz'i gördüm. Vel a'rabu yes'elunehu. A'rab yani şehirlerde değil de kariyelerde, köylerde ikamet eden adamlar. Onlar da Resulullah Efendimiz'e sorardılar. فَقَالُوا dediler ki هَلْ عَلَيْنَا جُنَاهٌ اَنَّ تَدَاوَ Ya Resulullah biz tedavi olursaksa bize günah var mı? Bir hastalık geldiği vakitte onun ilacını bulsak da o ilacı kullansak bize günah var mı yok mu sordular. فَقَالَ Resulullah Efendimiz buyurdular ki تَدَاوَ وَعِبَادَ اللّٰهِ Ey Allah'ın kulları siz tedavi olunuz. Bir hastalık gelirse onun ilacını bulunuz. O ilacı istemal ediniz. فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ Zira Cenab-ı Hak Teala Hazretleri لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَالٍ Hiçbir hastalık halk etmedi illa onun şifasını da halk etti. Cenab-ı Hak mukadderat-ı ilahiye bir hastalığı çıkarırsa, beşere musallat ederse onun devasını da halk ediyor. Yani öyle bir hastalık olsun ki hiç onun devası yok, yok bu olmaz. İlla bir şey var. O da nedir bu hadiste? İllel haram, ihtiyarlık. Yani ihtiyar oldu, onun genç olmasının çaresi yok. Bir de ikinci hadiste var, ölüm. İhtiyarlığına ölümün çaresi yok, bunların devası yok ama diğerlerin hepsi var. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn Vehbin kâle haddeseni Talhatu ibn Amrin an Atay an ibn Abbasin enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâl Ya eyyühen nâsü tedavav Ey cemaat siz tedavi olunuz. Hastalığın ilacını arayınız. Fe inne Allahe azze ve cel Cenab-ı Hak Teala Hazretleri لَمْ يَخْلُقْ دَاءً اِلَّا خَلَقَ لَهُ شِفَاءً Cenab-ı Hak hiçbir hastalık halk etmedi, illa onun şifasını da halk etti. Onun şifasını da ya bir otta, ya bir suda, ya okumada, ya Kur'an'da, ya balda, ya dağlamada, illa sam, illa ölüm değil. Ölümün ilacı yok. Yukarıki hadisi şerifte ihtiyarlığı, burada da ölümü. Şu anda iki şeyin ilacı yok. İhtiyarlık, ölüm. Diğer her şeyin ilacı var. Fakat o ilacı bulmak mühendir. Bunu herkes bilmez. Cenab-ı Hak onu da bazı adamları ilham eder. De doktorlar yahut da hekimler onun ilacını bilir. Bazılarına da rüyada gösterilir. Birçok adamlara da rüyada işte senin hastalığın ilacı şudur. O sahih rüya olursa öyle de olur. Ama ekserisi tecrübeyle. Tecrübeyle var. وَالسَّامُ الْمَوْتُ Bu hadisi şerifte gelen اِلَّا السَّامُ dedi ya السَّامُ dedi, السَّامُ ölümdür diye izah ediyor. حَدَّسَنَا يُنُسْ قَالَ حَدَّسَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُ بْنُ الْحَارِسِ اَنْ عَبْدِ رَبِّهِ اِبْنِ سَعْدٍ اَنْ اَبِي الْجُبَيْرِ اَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Cabir ibn Abdullah dediler ki لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ Her bir hastalığın ilacı vardır. فَيْذَا اُس۪يبَ دَوَاءٌ اَدَّاءَ O verilen ilaç hastalığa muvafık gelirse بَرَا اَيُولُ بِيْزْنِ اللّٰهِ بِيْزْنِ اللّٰهِ O hastalığın ilacı isabet ederse doğru yani yanlış verilmemişse بِيْزْنِ اللّٰهِ اَيُولُ Yok bir de var ki
yanlış ilacı vermiş. O hastalığın ilacı o değil, tabi iyi olmaz o. فَاَبَاحَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz Araba mübah kıldı en yetedavu, tedavi olmaları. Tedavi olur. وَالْكَيُّ كَيْ ise مِمَّا كَانُوا يَتَدَاوُونَ بِهِ Arap key ile tedavi olurlar idi. Dağlamakla. Öyleyse o neden mübah kılmış oldu. وَقَدْ اِكْتَوَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ بَعْدِهِ Resulullah Efendimiz kendisi bizzat dağladı ve başkalarına emretti ve Araba mübah kıldı. Fakat ondan sonra Ashab-ı Kiram'a baktık. Ashab-ı Kiram'ın da bazıları key istimal ettiler. Dağlamayı onlar da istimal ettiler. Şimdi onları ispat edecek. Yür ki femimmen ruviye anhu fizalik. İşte dağlamak kendisinde vakı olan zatlardan bir kimse vardır ki onu şimdi bu hadis beyan edecek. O da hangi hadis? Ma haddesena Ebu Bekre. Ebu Bekre'nin bize rivayet etmiş olduğu hadis. Kale haddesena Müemmilü bin İsmail'e. Kale haddesena Süfyan'u. Kale haddesena Bünül Hurri. An Ebi Hamzete. An Gays ibn Ebi Hazim. An Cerir'in kale. Cerir dedi ki, Akseme aleyye bana yemin verdirdi. Aleyye ona hareke koyun. Aleyyün diye yanlış okursunuz. Akseme aleyye bana yemin verdirdi. Kim? Ömer. Ömer. Ne yemin verdirdi? Leekteviyenne. Ben key kullanayım diye. Hasta olmuş da Hazreti Ömer demiş key kullan. O da kullanmak istememiş. Yemin verdirmiş. Yemin verdirmiş ki illa bu keyi kullan. Şimdi Hazreti Ömer key kullan diye yemin verdiriyor. Cabir bin Abdullah da kullanıyor. Bak iki sahabe eğer haram olacak olsa kullanmazdılar. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ahmed ibn Yunus kâle haddesena Züheyrun kâle haddesena Ebu Zübeyr kâle raîtu Abdullah ibn Ömer iktevâ minel lekvet. Abdullah ibn Ömer'de lekve hasteliği oldu. Dağ kullandı. Lekvede nerede olur? Fî asli üzüneyhi kulaklarının dibinde. Lekve esasen yüz felci demek. Yüzde felci olur. Ağız bir tarafa gider, kulak bir tarafa gider. Böyle bir lekve isabet etti. Onda key istimal etti. Onu tevsiye ettiler. Onun ilacı oymuş. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ahmedu kâle haddesena Züheyrun kâle haddesena Musa ibn Ukbe en Nafi'in enne ibn Umar radıyallahu anh iktevâ minel lekve. Abdullah ibn Ömer'in yüz felcinden dolayı key kullandığını bu hadisi şerifle de ispat eyledi. Haddesena Şuayb ibn İshak ibn Yahya قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا أبو حنيفة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة لقوة خستليندن كي استمالتي ورقي من العقرب أقربتن أقربن إسرمسندن دا رقية yaptı yani okutturdu akrebi sildi mi okurlar bazı adamlar olur izinli olur okur değil mi bir izin daha geçer işte on kendisini akrep ısırmış, gitmiş birisini okutmuş. Okumak caiz gelmiyor mu? Rukiye. O hesapsız girenler. Ha, o hesapsız girenler. O başka caiz değildir demek değil. Onlar terk ederler, tevekkül ederler. Tevekkül başka, yani caiz başka. Tedavi yok. Tedavi caiz. Fakat 70 bin kişi cennete girerler. Kim bunlar? Tedavi yapmıyor. Caiz olduğu halde yapıyor. Allah'a tevekkül ettim diyor. O 70 bin kişi onlar. Ne bir okuyana gider, ne bir doktora gider. Hiçbir şeye gitmez. Tevekkül tuval Allah'tır. Ayağı kesilmiş, kesilmiş, kan akıyor. Ya getir doktora gidelim de işte ayağım bağlasın. İstemem. İstemem diyor. Caiz olmadığından dolayı değil. İstemem diyor. Hasta olmuş. Ben Allah'a tevekkül ettim. Bunların derecesi yüksek. Herkes o derece sabırlı olmaz, yapamaz. Onun için onlara hesap, sual yok. Onlar doğrudan doğru cennete gidecek. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn Vehbin kâle ahbereni malikun en nafi'in Ali ibn Ömer'e radıyallahu anh mislehu. Abdullah ibn Ömer'den yine böyle rivayet edildi. Yani lakve hasleliğine karşı daha kullandı. Akrebin ısırmasına karşı da okutturdu.
حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارسة بن مضرب قال دخلت على خباب ben Hazreti Habbab'ın yanına girdim vakatikteva o da key kullanmıştı yani key getirmişler hastalığına karşı dağlamışlar dağladıktan sonra ben girdim kendisini ziyaret ettim حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى بن أعين عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خباب أنه أتاه يعوده Habbab'dan rivayet ediyor ki ben onu ziyarete gittim hastalığında ve gadik teva seb'en fi batnihi karnında yedi dal yaptırmıştı. Hastalığı öyle icap etmiş. Karnında dağlar var yedi tane. Ben bunu şahit oldum diye gördüm. Haddesene ibn-i Merzuk kal haddesene vehbine nebihi kale semi'atü humeyden kale ibn-i Merzuk ezunnuhu an mutarrif kale kale li İmran ibn Hüseyin أشعرت أنه كان يسلم علي إمران بن حسين diyor ki sen bilmedin mi ki bana selam verilirdi melekler ona selam verirdi فلما اكتويت وقتك ben hasta oldum key kullandım انقطع عني التسليم selam benden kesildi bu meşhurdur melekler ona selam verirdiler onu bilirdi sonra hasta oldu dediler ki bu hastalığın ilacı keydir dağlamaktır. Getirdiler, dağlandı. Dağlandıktan sonra melekler daha selam veriyor. Kestiler selam. Fahâ ulâye ashab-ı Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte şunlar Peygamber Efendimiz'in ashabı. Kadik tevâv. Onlar key kullandılar. Ve kevvû gayrahum. Başkalarında dağladılar. Kevvû. İkinci vavdan sonra elif lazım. Cemî alifi. Hem kendileri dağ kullandılar hem de başkalarına. Ve fîhim İbn-i Ömer. Bu ashabın içinde Abdullah İbn-i Ömer de var. Ve kad revîne anhu. Halbuki Abdullah İbn-i Ömer'den rivayet eyledik ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbn-i Ömer dedi ki Peygamber Efendimiz kâle buyurdular ma uhibbu enekteviye. Ki kullanmayı ben sevmem. Bu hadisi Peygamber Efendimiz'den Abdullah İbn-i Ömer kendisi rivayet eyledi. Kendisi rivayet eylediği halde kendisi keyif kullandı. فَدَلَّ فِعَلُهُ ذَٰلِكَ Öyleyse Abdullah İbn Ömer bu hadisi rivayet ettikten sonra kendisinin keyif kullanması delalet etti. عَلَى سُبُوتِ نَسْلِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَرِهَهُ مِنْ ذَٰلِكَ Peygamber Efendimiz keyif mekruh görüldü. Bunu o rivayet ettiği halde kendisinin işlemesi, keyif kullanması delalet etti ki bu hüküm nesvedilmiş. Kerahat nesfedilmiş, mübah olmuş. وَفِيهِمْ اِمْرَانُ بْنُ حُسَيْنِ Yine bunların içinde ashabtan İmran ibn Hüseyin de var. وَهُوَ الَّذ۪ي رَوَى عَنِ النَّب۪ي صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Bu İmran ibn Hüseyin kimdir? Şöyle bir kimsedir ki Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledin. Neyi? مَدْحَهُ Peygamber Efendimiz'in methettiğini. Kimi? لِلَّذ۪ينَ لَا يَحْتَوُونَ Key kullanmayanları metheden Resulullah Efendimiz'in hadisini İmran ibn Hüseyin rivayet eyledi ki 70 bin kişi cennete hesapsız girecek. Onlar da kimdir? Bir tabibe gitmezler. Hastelik, hasta oldukları vakıfta. Bir kimseyi okutmazlar. Keyif kullanmazlar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Her umurlarında Allah'a tevekkül ederler. Bu hadisi kim rivayet etti? İmran ibn Hüseyin rivayet etti. İmran ibn Hüseyin kendisi keyif kullandı. Evet. Melekler kendisine selam veriyordu ya, işte o zat. Keyif kullandıktan sonra selam da kesildi. Demek ki kullanmasa, tevekkül ederse o yüksek derece. Takvanın yüksek derecesi. Fakat kullanırsa günahı yok. Mübah. Mübahı kullanmakta da mübah. Cenab-ı Hak onu da mübah görmüş. O da bir nimet. Çünkü herkes acıya, sızıya tahammül edemez. Ya adamın imanı zayıf olur, tahammül edemediği gibi sonra Allah'a karşı şekve şikayette bulunur, dini imanı da elden gider. Öyleyse tedavi ol da, o sabredemişsen ise tedavi ol, rahat ol da Allah'a şükreyle. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Ey da İmran ibn Hüseyin de tedavi, key kullanması delalet etti. عَلَى عِلْمِهِ Onun bildiğine neyi? Bi ibahati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Peygamber Efendimiz'in mübah kıldığını bildiğinde ney? Lizalik keyif. Resulullah Efendimiz keyif kullanmayı mübah kıldı da onun için kendisi de keyif kullandı. Ona delalet etti. Hulasa, keyif kullanmak caiz. Ne vakitte? Hastalık geldikten sonra. Hastalık gelmezden evvel onu önlemek için yapmak caiz değil. Geldikten sonra tedavi bu caiz. Ama yapmaz da imanı kuvvetli her şeyde Allah'a tevekkül ederse o bir yüksek derece. Bu ümmeti Muhammed'de 70 bin kişi bunlar çıkacak. O 70 bin kişi de her birisi bir 70 bine şefaat edecek. Ama öteki 70 şefaat ettikleri adamlar hesap yapmışlar, kitap yapılmış. Onların günahları çok, cehenneme gitmek lazım geliyor. Bunlara Cenab-ı Hak izin verecek ki sen cennete gideceksin. Fakat şefaat et. Her birisi bir 70 bin kişiye şefaat edecek. Onların günahlarını Cenab-ı Hak affedip onlara bağışlayacak. Bu da başka bir hadiste var. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ Sen nasıl bunu dersin diyor. Adam itiraz ediyor. Diyor ki وَقَدْ رُوْيَنْ اِمْرَانَ اِبْنِ حُسَيْنِ İmran ibn Hüseyin bunun mübah olduğunu sen söylüyorsun. İmran ibn Hüseyin kendisi kullandı. Halbuki İmran ibn Hüseyin'den başka bir rivayet var. İtiraz etti de fezekere ma haddesena Süleyman ibn Şuayb. Süleyman ibn Şuayb'in İmam-ı Tahavi'ye rivayet etmiş olduğu hadisi zikretti ki o hadiste İmran ibn Hüseyin'le alakalı manalar var. قال حدثنا أبو جابر قال حدثنا عمران بن جرير عن أبي مخلد قال كان عمران بن حسين ينهى عن الكي عمران بن حسين كيداً نهي derdi dağlamayı kullanmayınız derdi فابتلي kendisi müptela oldu hasta oldu كان يقعد otururdu ويقول derdi ki لَقَدْ اِكْتَوَيْتُ كَيَّةً بِنَارٍ فَمَا أَبْرَأَتْنِي مِنْ اِسْمِينَ وَلَا شَفَتْنِي مِنْ سَقَبٍ Kalkar oturur da derdi ki لَقَدْ اِكْتَوَيْتُ Ben dağı kullandım, dağlandım. كَيَّةً بِنَارٍ Nar ile, ateş ile bir dağ kendime vurdurdum. فَمَا أَبْرَأَتْنِي مِنْ اِسْمِينَ Beni günahdan beri koymadı. وَلَا شَفَتْنِي مِنْ سَقَامٍ Hastalikten de şifa vermedi. Kendisi nehyederdi ki zinhar dağ kullanmayınız. Sonra hasta olunca kendisi kullandı. Kullandıktan sonra da faydasını görmedi. Dedi ki ben bu keyi kullandım ki hastalikim gider. Hastalikim gitmediği gibi günahtan da beni beri kılmadı. Günahtan beri kılmadı. Yani ben günaha girdim. Çünkü keyi kullanmak caiz değildi de. Ben bunu kullandım, günahtan beri olmadım. Günaha girdim, bu keyi istimal ettim, faydasını da görmedim. E sen nasıl bunu dersen ki mübah edeyim, baksana mübah olmadığını İbrahim ibn-i Hüseyin bu hadiste kendi sözünde zikrediyor. قَيْلَ لَهُ Ona cevaben denilir ki قَدْ يَجُوزُ caiz olur ki اَنْ يَكُونَ الْكَيُّ الَّذ۪ي كَانَ عِمْرَانُ يَنْهَا عَنْهُ İmran ibn-i Hüseyin nehyetmiş olduğu key ola. Hangi key ola? Huvel keyyü, şul bir keyyü ola ki yuradu bihi anınla murad ediliyor. Ne murad ediliyor? Lel ilacu minel bela illezi kad hal. Kendisine gelmiş olan belanın, hastalığın ilacı değil. Velakin lima şul bir şey için ki yuf'alu keble hululil bela. Bela hululundan evvel işleniyor. İşte o keyyü murad ediliyor. İmran ibn Hüseyin men ediyordu ki keyi kullanmayın. Hangi keyi? Keyi iki türlü. Birisi hastalık gelmezden evvel, birisi hastalık geldikten sonra. Ha diyor işte bu nehyettiği hastalık gelmezden evvel keyi kullanmayın. Bundan nehyediyordu. O caiz değil. Çünkü okuduk ya bu insanı şirke götürür. Herif onu kullanıyor ki tamam bu mukadderata karşı gelir sene gelecek hastalık gelmezden. Yok. O şirke götürür. O caiz değil. İşte nehyettiği keyi buydu. مِمَّا كَانُوا يَرَوْنَ اَنَّهُ يَتْفَعُ الْبَلَى İşte onlar eskiden zannederdiler ki şu şekilde key kullanırsan bu bela gelmez sana. İmkan yok. İşte budur. Nehyettiği bu. فَلَمَّا اَبْتُلِيَ بِمَا كَانَ اَبْتُلِيَ بِهِ Vaktaki kendisine bir hastalık geldi. O gelen hastalık kendisine geldi. İktiva o vakitte keyi kullandı.
Ne için? Ala enne zalik, o keyi kullanması kâne ilacen, ilaç oldu idi. Lima ol bir şey için ki bihi kendisinde oldu minel bela beladan. Kendisine bir hastalık geldi, onun ilacı da dağlamaktı, dağladı. İşte onun için sen diyor bu sözü getirdin. Ben hastalığıma fayda vermediği gibi günahtan da beni kurtarmadı demesi, o nehyettiği işte bela gelmezden, hastalık gelmezden evvel kullandığı şeydir, o caiz değil. Ama hastalık geldikten sonra mübahtır. E peki günahına ne diyeceksen? Beni günahtan da beri kılmadı. Ha şimdi ona cevap veriyor. Ona da cevap verecek, evet. فَلَمَّا لَمْ يَبْرَى بِذَالِكِ O ki o hastalıktan iyi olmadı. Alime bildi ki enne keyyehu onun kullanmış olduğu o key lem yuvafık belahu onun hastalığına muvafık gelmedi. Çünkü deva hastalığa muvafık gelirse bir iznillah iyi olur yoksa iyi olmaz. Ve lem yekun ilacen lehu kendisine de ilaç olmadı. O kendisindeki hastalık keyle zahir olacak bir hastalık değilmiş. فَأَشْفَقَ اَنْ يَكُونَ بِهَا اِثْمًا Vakıtta işfak etti ki, yani kendisi korktu ki bu kendisine günah oldu. Çünkü kullanmış olduğu key kendi hastalığına muvafık olmadı, iyi olmadı. Öyleyse ben bir günah mı işledim dedi. فَقَالَ dedi ki, مَا شَفَتْنِي مِنْ سَقَمْ Hastalıktan bana şifa vermedi. وَلَا أَبْرَأَتْنِي مِنْ اِثْمٍ Günahtan da beni beri kılmadı. Bu hastalığımın ilacı key değilmiş, ben de bunu kullandım. Acaba bundan dolayı ben bir günah mı işledim diye korktu. Ey lem a'lem, ben bilmedim ki enni beri'u minel ismi, günahtan ben beri oldum mu, bunu bilemedim. Yani bu meselede günah oldu mu olmadı mı? Ne ennehu lem yuhakkik ennehu sâra atmen biha, illa ben günahkar oldum diye bunu tahkik etmedi. İlla ben günahkar oldum demiyor. Yani acaba günah mı işledim? Niye şüphelendi? لَاَنَّهُ اِنَّمَا كَانَ اَرَادَ بِهَا Çünkü o kendisi o key ile murad etti. اَدَّوَاءَ تَدَاوِيَ قَسْتِتِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ Başkasını değil. وَالدَّوَاءُ دَوَا ise مُبَاحُ لِلنَّاسِ جَمِيَا Herkese mübahtır. وَهُمَّ اَمُرُونَ بِهِ Hatta insanlar tedaviyle memurdur. تَدَاوَا وَعِبَادَ اللّٰهِ Ey Allah'ın kulları, hastalık geldi mi tedavi olunuz. Onun ilacını arayınız diye Peygamber Efendimiz emrediyor. Binaenaleyh İmran İbni Hüseyin'in tedavi olması hastalık için idi. Mübah idi. Fakat hastalık iyi olmayınca kendisine bir şüphe geldi ki eyvah ben işi yanlış kullandım. Benim bu hastalığımın ilacı daha değilmiş. Ben bunu kullandığımdan dolayı acaba günahkar oldum mu olmadım mı? Ve kendisine şüphe gelmiş. Fakat cahaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den geldi. Âthârun eserler ki tenha anit temâimi temimelerden nehyeden eserler var. Temime insan üzerine bir şey bağlar, bir boncuk bağlar yahut da başka bir karşıdan bakan bir adamın gözünü isabet edecek bir şey bağlar. Bunlar acaba caiz midir, değil midir? Peygamber Efendimiz bunların da bir kısmından nehyeyledi. Evet, yarın da onu okuyalım. Allahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidine mühimmedine ala alem ve sahbiyesi. وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ آثَارٌ تَنْهَى عَنِ التَّمَائِمْ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok hadisler geldi ki temime-i nehy diyor. Temime insan üzerine bir şey asıyor. Ya boncuk asıyor ya bir ayet yazılı olan bir şey asıyor. Bir bela gelmesin diye. Nuska yazarlar ya korurlar ki şu nuskayı taşırsan sana şu hastalıklar gelmez. İşte Resulullah Efendimiz bundan da nehyeyledi. فَمِمَّا رُوْيَ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında rivayet olunan hadislerdendir. مَا حَدَّسَنَا يُونُ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مُحْسِنْ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Ümmü Kays ismindeki kadın diyor ki ben Resulullah Efendimiz'in huzuruna girdim. Bibinilli benim bir oğlum var idi. Oğlumu, küçük oğlum beraber aldım Resulullah Efendimiz'in huzuruna girdim. Vakat allaktu aleyhi minel uzreti. Ben onun üzerine de özre denilen şeyi asmıştım.
Özre esasen boğazda çıkan bir hastalık. Kadınlar o hastalığı tedavi için bir ipinen hırkayla bağlarlar. Fakat o sonradan adet olmuş, onu başka bir hastalık gelmesin diye çocuklara asarlar. O şekilde olmuş. O çocuğa onu asmış ve çocuğu da beraber almış Resulullah Efendimiz'in huzuruna girdim. Fekale Resulullah Efendimiz buyurdular ki Alâ mâ tezerû an evlâdikünne bihâdel ilâk. Bu askıyı sen çocuk üzerine çocuğun üzerine koymakla neyi def ediyorsun? Yani niçin terk ettin? Bu askıya ne için bu? Hasta değil ki. Hastalığı tedavi için, o boğazındaki hastalığı tedavi için yapasın. O çocukta hastalık yok. Ne için bunu astın diye sordu. Aleykünne bihâdel udil hindi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bunda fayda yok. Fakat udi hindiye devam edin. Hindistan'dan gelir öd ağacı deriz biz. Ona udi hindi derler. Yani başka yerde de var ama Hindistan'ın esas hastalığı. Ona mülazemet ediniz. Fe inne fihi seb'ate eşfiye. Onda 7 şifa vardır. Udi hindide 7 şifa vardır buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Minha zatül cemd. Birisi zatül cemd'dir. Yani o 7 şifanın birisi zatül cemd'dir. Yus'adu minel uzreti. Uzreden onu buruna çekmekle tedavi edilir. Udi hindiyi dövüyor, buruna çekmekle o boğazdaki o üzre denilen hastalık deva oluyor. Ve yeluddu min zatil cembi. Zatil cemden de zatil cembe de karşı gelir. Yani onu istimal eden adama zatil cem olmaz. O 7 şifanın birisini beyan ediyor. Ötekilerini bu hadisi şerifte beyan etmemiş. Yani çocuğun üzerine hastalık gelmesin diye başka bir şey asmaya lüzum yok. Udi hindiye devam edin. Udi hindi kullanan bir adama zatül cem gelmez. Gelmişse onu toz halında dögün, burnuna çeksin. Zatül cembe şifadır. Zatül cem, şimdi İlyas Efendi sende var dedi. Bak işte hadise şifasını şey beyan ediyor. Udi hindiyi dögeceksin, burnuna çekeceksin. Zatül cem nedir hocam? Zatül cem derler zaten. Türkiye'de de doktorlar zatül cem derler. Akciğer, şey karaciğerde olan bir hastalık. Zatürre zaten. O zatürre, efendim o zatürre de şeydi, akciğerde olur bir hastalık, zatürre. Akciğerde havada müteessir olur. Üşütmeden. Efendim? Üşütmeden falan diye. Soğuktur. Üşütmeden zaten aslı soğuktur, üşütmeden ileri geliyor. Zatürcem. Zatürre de başka. Fakat yehtemülen yekûne zâlikel ilâb. Peki Resulullah Efendimiz o kadını men etti. Bunun üzerine bir şey asmayı neden? Caiz ki diyor, asmış olduğu şey kâne mekruhen fî nefsihi. Haddi zatında mekruh olan bir şey oldu. Asılması caiz olmayan bir şey idi de o ne astı? Ondan dolayı Resulullah Efendimiz nehyeledi. لَاَنَّهُ كُتِبَ ف۪يهِ مَا لَا يَحِلُّ كِتَابَتُهُ. Caiz ki asmış olduğu şeyde bir yazı vardı. O yazı da yazılması caiz olmayan bir yazı idi. Ayet, hadis değil. Allah'a isyan olunacak isyan şeklinde bir yazı var idi de helal değil idi. Onun için fekerihehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz onu mekruh gördü. Hoşlanmadı. Lizalik, bunun için, yani o yazı için bunu hoşlanmadı. La li gayrihi, yoksa haddi zatında çocuğa bir şey asmak haramdır bu manaya değil. Caiz ki o çocuğun üzerine asılı olan şeyde şer'en caiz olmayan bir yazı var idi. Onun için onu men etti. وَقَدْ رُوْيَ ف۪ي ذَٰلِكَ اِذَا. Bu mesele hakkında yeni rivayet edildi. مَا حَدَّسَنَا يُونُس. Yunus'un imami Tahaviye rivayet eylemiş olduğu hadis. قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يَحْيَ بْنُ اَيُّوبٍ اَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِنِ زَحْرٍ اَنْ بَكْرِ بِنِ سَوَادَ اَنْ رَجُلٍ مِنْ سَدَى قَالَ اَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Seda kabilesinden bir adam diyor ki biz Resulullah Efendimiz'e geldik. İsna aşara recülen, 12 adam. Müslüman olmak için gelmişler. فَبَايَعْنَاهُ. Biz Resulullah Efendimiz'e mübayaat ettik. Müslüman olduk. فَتَرَكَ رَجُلًا مِنَّا. Bizden bir adamı Resulullah Efendimiz terk etti. لَمْ يُبَايَعْهُ. Ona onun biatını almadı.
11 adamdan biat aldı, o bir adamı reddetti. Ona biat etmedi. Kul fekulna bayahu ya Nebiyyallah. Dedik ki ya Resulallah, bununla da mübaya et, bu da Müslüman oluyor, bunu da kabul et, mübaya et. Dedik. Fekale buyurdu ki, len übayi'ahu hatta yenzi'a. Ben onunla mübaya etmem, hatta çıkarmadıkça, ellezî aleyhi üzerinde olan şeyi çıkarmadıkça ben ona biat etmem. Onunla ondan biat almam. İnnehu o üzerindeki şey, men kâne minna bizden her kim ki olsa, mislüllezî aleyhi bunun üzerinde olan şey bizden her kimin üzerinde bulunsa, kâne müşriken o müşrik olur. Allah'a şirk koşmuş olur. Değildiler. Resulullah Efendimiz farkında oldu. Üzerinde bir şey vardı. Ondan dolayı biat etmedi ki onu çıkarsın. Çıkarmadıkça müşrik sayılır bu. O vakitte onlar baktılar. Kendi sahiplerine baktılar. فَنَزَرْنَا biz baktık diyor. فَاِذَنْ فِي عَدُدِهِ سِيرٌ مِنْ لَحْيِ شَجَرَةِ baktık ki onun pazusunda ağaç kabuğundan bir şey var. Ev şey ümmineş şecere yahut ağaçtan bir şey var pazusuna bağlı. Demek ki bir belanın defi için bir ağacın dalından yahut da kabuğundan almış bağlamış. Resulullah Efendimiz onu görmüş, kendi arkadaşlarının haberi yok. İşte onu Resulullah Efendimiz gördüğünden bunu çıkarmamış, ben bundan biat almam buyurdular. O adam artık gerisini söylemiyor. Çıkardı, biat etti mi etmedi mi? Yalnız esas bu hadisi getiriyor ki caiz olmayan bir şeyi yapmak caiz değil. Ağacı ne diye sen bağlamışsın? Ağacın kabuğunu ne diye bağlamışsın? Bir hastalık gelmesin diye. Mukadderat-ı ilahiye bu mani olamaz. İlla o Cenab-ı Hak takdir etmişse gelir. Haddesena İbrahim ibn Munqif. Kale haddesena el-Mukri'u an Hayve. Kale akhbereni Halid ibn Ubeyd. Kale semi'tu Misrah ibn Ha'an. Misrah. Bu Rical-i Hadis'te olan kitaplar diyor ki Sahih-i Mişrah. Misrah harekelemiş ama Sahih-i Mişrah ibn Ha'an. يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عقبة بن عامر diyor ki ben Resulullah Efendimizi buyurur olduğu halde işittim. Men taallaka temimeten bir adam üzerinde bir boncuk bir şey asarsa fela etemme Allahu lehu Cenab-ı Hak onu tamam etmesin, onu noksan koysun. Üzerine temime astı. Yani bir şey asıyor ki ona bir bela gelmesin, bir kaza bela yahut da hastalık gelmesin. Böyle yaparsa Allahu Teala onu tamam etmesin. Yani onun muradına, o hususta muradına erdirmesin. Ve men teallaka veda'aten. Veda'a boncuk, mavi boncuk gibi böyle bir şey yahut da denizden çıkan veda'a denilen bir şey var ya, kemiğe benzer. Onları asarsa فَلَا اَوْدَعَ اللّٰهُ لَهُ Cenab-ı Hak ona da yümünü bereket vermesin. Yani bunları asmaklarda bir fayda yok. حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَب۪ي بَكْرٍ اَنْ عَبَّادِ بْنِ تَم۪يمٍ اَنَّ اَبَا بِشْرٍ الْاَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ebu Bişir diyor ki ben Peygamber Efendimizle beraber idim. Fî bâzı esfârihi bazı seferlerinde, azalarında. Kâle Abdullah ibn Ebi Bekir râvi. Abdullah ibn Ebi Bekir diyor ki hasibte ennehu kâl. Ben zannediyorum ki bana rivayet eden Abbad ibn Temim dedi ki vennâsü fî mebîtihim. O zat Resulullah Efendimizle seferdeymiş. Bir yere gitmişler. Herkes geceliğin bir yerde uyuklayıp kalmış. Mebit yatacak yer. Herkes bir yerde yattı. Nas yattığı yerlerdeydi. Fe'ersele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz gönderdi. Münadiyen nida eden bir adamı gönderdi ki nida et. O adam da nida etti şu şekilde. Ela la yebka yenne hiç baki kalmasın fi unuki ba'irin hiçbir devenin boynunda kalmasın. Kıladetün, kılade boynundan asmış olduğu boncuk yahut da başka bir şey varsa bu kalmasın. Vela veterün yahut da ok, yay bir şeyler asardılar develerin boynundan. Bunlar kalmasın.
illa kutiat, illa kesilsin. Geceliğin Resulullah Efendimiz emretti, münadiye o da çıktı, nida etti ki her kim devesinin boynunda bir şey asmışsa onu kessin, kalmasın boynunda. Kale Malik, İmam Malik diyor ki اَرَا ذَٰلِكَ مِنَ الْعَيْنِ. Ben bunu göz isabet etmesinden zannederim. Yani boyunlarına develerin asarlarmış ki göz isabet etmesin. Onun için Resulullah Efendimiz de bu caiz değildir. Develerin boynundan bunları kesin atın buyurmuş. فَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَنَا وَاللّٰهُ عَلَمُ. Allah-u Teala daha ziyade alimdir. Bu bizim indimizde. وَلْدِ مَا عُلِّكَ قَبْلَ نُزُورِ الْبَلَى. Bela nazil olmazdan evvel asılan şeylerdir. O gelecek belayı def için asılmış olursa, bu bunun içindir. لِيَدْفَعَ. Belayı def etsin için asılmışsa işte caiz olmayan budur. Resulullah Efendimiz bundan men etmiştir. وَذَٰلِكَ مَا لَا يَسْتَطِيعُهُ غَيْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلِ. Gelecek belayı def etmeye Allah'tan başka kimsenin gücü yetmez. Bela gelecekse kimse onu reddedemez. Ancak Allah-u Teala reddeder. فَنَهَا عَنْ ذَٰلِكَ. Bunun için Resulullah Efendimiz nehyeyledi. لَاَنَّهُ شِرْكٌ. Bu şirktir. Gelecek belayı Allah def eder. Ama itikad etsek ki hayır, ben devenin boynuna bu şeyi assam, bu boncuğu yahut da bu hemayeli bunu assam yahut da kendi çocuğumun üzerine assam bela gelmez derse bu iş insanı şirke götürür. Niye? Eğer gelecekse o ona mani olamaz. فَاَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ نُزُورِ الْبَلَى. Ama bela nazil olduktan sonra olursa, gider birisine bir hemayeli yazdırır, bir nuska yazdırır, çocuğa şu hastalık geldi yahut da bana şu hastalık geldi, bana bir ayet yaz, bir nuska yaz derse, bela nazil olduktan sonra فَلَا بَأَسَ بِهِ. Bunda beis yoktur çünkü bela gelmişmiş. Şimdi o tedavi için olduğundan caiz. Ne için bunda beis yoktur? لَاَنَّهُ عِلَاجٌ. Bela gelip indikten sonra üzerine yazılıp asılan şey ilaç oluyor. İlaç da caizdir. وَقَدْ رُوْيَ هَذَا الْكَلَامِ بِعَيْنِهِ اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا. Bu kelamın ayni Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan da rivayet edildi. Hazreti Ayşe'den nasıl rivayet edilmiş? Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle akbereni Amr ibn-i Haris radıyallahu anhu ve ibn-i Lehi'ate en Bükeyr ibn-i Leşec en el-Kasim ibn-i Muhammed en Ayşe'te radıyallahu anha zevcin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurdular ki leyset bi temimetin, temime olmadı Resulullah Efendimizin nehyetmiş olduğu temime olmadı. Ney? مَا عُلِّكَ بَعْدَاً يَقَعَ الْبَلَى. Bela bir adama, bir hayvana nazil olduktan sonra onun üzerine bir şey asılan bu temime değildir. Yani Resulullah Efendimiz'in nehyilemiş olduğu temime değildir. Bu caizdir. Şu halde nuska olsun yahut da herhangi bir şey olsun iptila olduktan sonra yapılırsa caiz. Ama İptila olmazdan evvel, hastalık gelmezden evvel yapılırsa caiz değil. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene ebul veliden, abdillahi ibn-il mübarek, en talhate ibn-i ebi sa'id, ev sa'adin, en bükeyrin, fezekere bi isnadihi mislehu. Hazreti Ayşe'den bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi ibn-i Merzuk tarikiyle de rivayet eyledi. Fakat yahtemülü eyda, işte bunları okuduk ya, ihtimal ki oldu, en yekûnel keyyû, key oldu. Öyle key ki nehanu. Resulullah Efendimiz nehyeylemiş olduğu key. Keyi istemal etmeyin. Çünkü keyde nehyeyledi ve kendisi de bizzat istemal eyledi ve bazılarına da emreyledi. Şimdi key iki türlü oldu. Nehyeylemiş olduğu key, bir de nehyeylemedi ki key. Nehyeyledi ki key caiz ki oldu. İza fü'ile kable nüzulil bela. Bela nazil olmazdan evvel key istemal ederse ki o hastalık gelmesin. İşte nehyedilen ki bu oldu. Onun dağlanması o belanın vuku'una mani olamaz. Mukadder isimle gelecek. Ve übiha key mübah kılındı. İza fü'ile ba'den zulil bela. Bela nazil olmuş, hasta olmuş. Tedavi için key istimal ediyor.
O da mübahtır. لَاَنَّ مَا فُعْلَ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَى Bela, hastalık geldikten sonra yapılan ki فَاِنَّمَا هُوَ عِلَاجٌ Bu ilaçtır. Hulâse dağlamak da aynen üzerine asılan temime gibi. Bela nazil olmasından evvel şey yaparsa caiz değil, fakat bela nazil olduktan sonra yaparsa caiz. وَقَدْ وَرُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْعِلَاجِ İlaç hakkında Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. مَا قَدْ زَكَرْنَهُ فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda zikreylediğimiz hadis-i şerifler. Resulullah Efendimiz Sa'd ibn-i Muaz'i kendisi bizzat dağladı. Übey ibn-i Kâbe doktoru gönderdi. Doktor onun bir de var. Kesti dağladı. Daha başka birçok hadis-i şeriflerde geliyor ki işte Resulullah Efendimiz'in istimal eylemiş olduğu şey bela nazil olduktan sonra olan şeydir. وَرُوْيَ عَنْهُ اَيْذَا مَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بِسْرِ الرَّقِّيُّ Yine Resulullah Efendimiz'den rivayet olundu. İmam-ı Tahavi'ye Ebu Besr-i Rakki rivayet ediyor. حَدَّسَنَا الْفِرْيَابِيُّ Ona da Firyabi rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانَ Süfyan ibn-i Uyeyne rivayet eyledi. Yani Kays ibn-i Müslim. Kays ibn-i Müslim'den en Tarık ibn-i Şahab. O da Tarık ibn-i Şahab'dan en Abdillah ibn-i Mesud. O da Abdullah ibn-i Mesud'dan. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ مَسُودْ buyurdular ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ دَا Cenab-ı Hak hiçbir hastalık inzal etmedi اِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً İlla ona bir şifada inzal eyledi. Yani herhangi bir hastalık dünyada halk olunmuşsa Cenab-ı Hak onun şifasını da halk etmiş. Cenab-ı Hak hastalığı halk etsin de şifasını halk etmesin, bu yok. Yalnız bir ihtiyarlığın bir de ölümün çaresini Cenab-ı Hak onun şifasını halk etmemiş. فَعَلَيْكُمْ بَاَلْبَانِ الْبَقَرِ Siz sıvı inek sütüne devam edin. Resulullah Efendimiz buyuruyor. فَاِنَّهَا sıvırlar تَرُمُّ مِنْ كُلِّ شَجَرِ Her bir ağaçtan yer. تَرُمُّ رَمَّ يَرُمُّ de yer demek. Her ağaçtan yediğinden dolayı onların sütünde şifa vardır. Siz sığır südüne devam edin. Haddesena İbrahim ibn Muhammed ibn Yunus قال حدثنا المقري قال حدثنا أبو حنيفة فذكر بإسناده مثله İmam-ı Tahavi İbrahim ibn Muhammed tarikî ile İmam Ebu Hanife'den bu hadisi şerifi rivayet ediyor fakat aynı senetle. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ Ulemadan bir kısmı mekruh gördü. اَرْرُقِيَّ Okumayı bir adam hasta olursa okudursa ulemanın bir kısmı bu caiz değildir dediler. Rahteddu fi zalike bu hususta da ihticac ettiler bi hadisi İmran ibn Hüseyin. İmran ashab-ı kiramdan İmran ibn Hüseyin'in rivayet etmiş olduğu hadisle de hüccetlendiler. Ellezî zekernâhu fi fasl-ı evvel. Biz dersin iktidasında onu zikreyledik. İmran ibn Hüseyin dedi ki Resulullah Efendimiz'i işittim buyurdular ki benim ümmetimden 70 bin kişi hesapsız cennete girecekler. Onlara hesap olmayacak. Sordular ki ya Resulullah onlar nasıl kişiler? Neden bu mertebeye nail oldular? Buyurdu ki onlar hasta oldular mı? Doktora müracaat etmezler. Keyif kullanmazlar. Götürüp okutmazlar. İlaç almazlar. Allah'a tevekkül ederler. Öyleyse diyor, şimdi ulemadan bir kısmı diyor ki, bak bu büyük rütbeye nail olmak için okutmayı terk etmek lazım. Doktora müracaati terk etmek lazım. Dağ icap ediyorsa onu terk etmek lazım. Her şeyde Allah'a tevekkül edersen sen de bu 70 bin kişinin içine dahil olursun. Yok, bunların birisini yaparsansa dahil olamazsın. Sonra İmran ibn Hüseyin kendisi de dedi ki, melekler bana selam verir idiler. Fakat ne vakit gibi hasta oldum, key istemal ettim, ondan sonra melekler daha selam vermez oldular. Öyleyse demek ki mekruhtur dediler. İnsan hasta olunca okutmak yahut da dağ vurdurmak yahut da ilaç almak mekruhtur dediler. Ulemanın bir kısmı buna sahip oldular. Ve halefen fî zâlike âherûn. Ulemadan diğer bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Felem yarav bihâ bâsen. Bunda beis görmediler. Yani demek istediler ki sizin dediğiniz Allah'a tevekkülde en son rütbeyi alan adamlar. Allah-u Teala tedavi haram ettiğinden dolayı değil. Tedavi haram etmemiştir.
Bu adamlar bunu yaptıklarından dolayı yapanlar haram işlemiş manasına değil. Adam belaya sabredebilirse sabretsin daha iyi. Ama edemezse, tedavi olursa o da halaldır, haram değildir dediler. Peki ötekiler diyecek ki bizim delilimiz var, sizin de deliliniz var mı? Onlar da diyorlar ki var. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّسَنَا بِنْ مَرْزُوقُ. Onlar da İbn-i Merzuk'un rivayet etmiş olduğu hadisi delil getirdiler. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ دَاوُودُ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ الْأَحْوَسُ اَنْ مُغِيْرَ عَنْ إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْفَةِ اَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Hazreti Aişe diyor ki Resulullah Efendimiz rahhase ruhsat verdi, izin verdi. Fî rukiyyetil hayyeti vel akrab. Yılanın ısırmasına afsun okurlar. Akrebin ısırmasına afsun okurlar. Resulullah Efendimiz'in zamanında bu vaku oldu. Resulullah Efendimiz de izin verdi. Demek ki bak öteki birinci zümre ne dedi? Afsun okumak caiz değildir dediler. Hazreti Aişe de diyor ki Resulullah Efendimiz'in zamanında sordular, o da izin verdi. Yapılması caizdir. Peki rivayetler? Rivayetleri de getiriyorum. Afsun ne hocam? Hı? Afsun okumak. Afsun okumaya derler. Okuru fırır ona derler afsun. Sen Türkçeyi bilmiyor musun? Ha, Türkçeyi onu da öyle. Afsun'da derler. Yani okudu, üfürdü. Mesela İhlas okur, Ayet-el Kürsi okur, Fatiha okur, başka bir duayı okur. فَفِي هَذَا الْحَد۪يسِ اَرْرُخْسَ işte Hazreti Aişe'nin bu hadisinde ruhsat olucudur. فِي رُقِيَّةِ الْحَيَّةِ وَالْاَكْرَبِ Yılanın yahut akrebin rukiyesinde, yani o ısırdığı vakitte onu okumada. وَالْرُخْسَةُ لَا تَكُونُ اِلَّا بَعْدَ النَّهِ Ruhsat ne vakitte olur? Nehiden sonra. Evvela Resulullah Efendimiz'i nehiylemiş, hiçbiri caiz değil. Fakat sonradan bunlara ruhsat vermiş. Ruhsat verdiği gibi o mensuh oluyor. Evvelki hüküm mensuh oluyor, ikincisi nasuh oluyor. Fedelle zalik, orada lam noksan, fedelle zalik, Resulullah Efendimiz'in ruhsat vermesi delalet etti. Neye? Alâ enne mâ ubiha min zalik. Şuna delalet etti ki, rukiye, okutmanın mübah olan kısmı, evet, mensuhun minen nehy. Fedelle zalik ala enne ma ubiha min zalik. Bundan mübah kılınan şey mensuhun minen nehy. Nehiden mensuhtur. Yani evvela nehy olmuş, sonra da nesih vakı olmuş, mübah kılınmış. Fi hadisi İmran, Hazreti İmran'ın rivayet etmiş olduğu hadisteki vakı nehy var ya, İşte ondan neshedilmiş gelmiş. وَقَدْ رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْاَمْرِ بِالْرُقِيَّ Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Ne de fil emri emrettiğinde bir rukiyeti okumakla لِلَزْعَةِ الْاَكْرَبِ Akrebin ısırmasına, rukiyye, afsun okunmasına müsaade ettiği rivayet edildi. O rivayette ne? مَا شُلْ بِالْحَدِسْكِ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّسَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Kays ibn Talq babasından rivayet ediyor ki Talq dedi ki ben Resulullah Efendimizin yanında idim. فَلَدَغَتْنِي اَكْرَبٌ Bir akrep beni ısırdı. Resulullah Efendimiz'in huzurundayken bir akrep onu ısırmış. فَجَعَلَ يَمْسَحُهَا Peygamber Efendimiz o akrebin ısırmış olduğu yeri meshetmeye başladı ve yurkıyı hem de okumaya başladı. Tabi Resulullah Efendimiz'in huzurunda olunca akrep de ısırınca evet. Resulullah Efendimiz'in kendisi bizzat orayı meshetmiş ve okumuş. Evet. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا ملازم فذكر بإسناده مثله أين حديث شريف إمام التحاوي محمد بن خزيمة تريك لدى روايته لدي حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال حضرت جابر رضي الله عنه dediler ki لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا أَكْرَبٌ Bizden bir adamı akrep ısırdı. Soktu.
inden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin huzurunda. Şimdi isirdi tabiri de hata olur. İsirdi ağzıyla olur. Mesela yılanın isirmesi gibi. Akrep ağzıyla değil de kuyruğuyla soktuğundan ona soktu derler. Tabiri de böyle. Evet, akrep soktu. Fekâle racülün ya Resulallah. Bizden bir adam dedi ki ya Resulallah, erkihi, ben bunu afsunlayayım mı, bunu okuyayım mı dedi. Fekale buyurdu ki men istata'a minkum, sizden her kimin kudretinde varsa en yenfe'e ahahu, kardeşine menfaat versin, fel yefel, işlesin. Yani elinden geliyorsa, o dedi ki afsun okuyayım mı? O da dedi ki sizden herhangi biriniz ki kardeşine menfaat verir, hemen yapsın. Elinden geliyorsa yani yap dedi. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر نحوه. Hazreti Cabir'den yine hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Rabi'ül-Mezzin tarikiyle de rivayet eyledi. Fesih hadisi Cabir, işte Cabir'in rivayet eylemiş olduğu hadiste oldu. Ma bir şey oldu ki yedüllü delalet eder ki enne külle rukiyye, her bir rukiyye okumak ki yekûnü fîhâ menfaatun, onda menfaat vardır, bir mümin kardeşine menfaat vardır. Fehye mübahatun, o mübahtır. Likavlün Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurduğu için. Ne buyurduğu için? مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمَ اَنْ يَنْفَاءَ اَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ. Bu hadis-i şerif için. Her kim sizden mümin kardeşine menfaati olmak elinden gelirse hemen yapsın. Emretti. İşte o zat da hemen gitti ona. O duayı, o kurukiyeyi yaptı. وَقَدْ رُوَيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي اِبَاحَةِ الرُّكِيَّةِ مِنَ النَّمْلَ. Karıncanın ısırmasından rukiye yapmak hakkında da bir hadis var. Karınca ısırır, o da dua eder. Afsun eder. Bu da caiz. Bunda da hadis geldi. Haddesena Fahdun kâle haddesena ibn-i Esbahani kâle haddesena Ebu Muaviye an Umar ibn-i Abdülaziz an Salih ibn-i Kaysan an Ebi Bekir ibn-i Ebi Haseme an Şifa. Şifadan rivayet eyledi. Ebu Bekir ibn-i Haseme. Şifa kimdir? İmra'etun, bir kadındır. İsmi Şifadır. Ve kânet bint ammin l-Umar. Hazreti Ömer'in amucesinin kızıydı. Amuca kızı gelirdi ona. Kâlet, bu Şifa dedi ki künte inde Hafsa. Ben Ezvac-ı Mütahharat'tan Hazreti Ömer'in kerimesi Hafsa'nın yanında idim. Fedehale aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz geldi. Fekâle, buyurdu ki Şifa'ya, diyor ki elâ tuallimîhâ rukiyeten nemle. Karıncanın afsununu buna öğretsene dedi. Yani Hafsa'yı gösterdi. Şifa radıyallahu anha ashab-ı kiramın hattat olan kadınlarından idi. Hem hattat idi, bundan yazı alanlar da çok oldu. Hazreti Ömer'in emucesi kızıydı. Hazreti Hafsa'nın yanında görünce Peygamber Efendimiz Şifa'ya dedi ki sen buna karınca afsununu da öğretsen olmaz mı? Kema allemtiha el kitaba. Ona yazmayı öğrettiğin gibi. Hazreti Hafsa'ya yazmayı öğretmiş. Şifa hattat olduğundan hattatlığı Hazreti Hafsa'ya öğretmiş. Okur yazarlığı, yani bizim dediğimiz hattatlık değil, okur yazarlığı. Okur yazarlığı sen ona öğrettiğin gibi nemlenin, karıncanın afsununu da buna öğretsen olmaz mı dedi. E şimdi bundan ne çıktı? Demek ki rukiye yapması caiz. Afsun okuması caiz. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Amr kâle haddesene Süfyan an Muhammed ibn-i Münkedir an Ebi Bekir ibn-i Süleyman ibn-i Ebi Haseme an Hafsa'ta, Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a'dan rivayet eyledi ki ennemra'ten min Kureyş, Kureyş'ten bir kadın var idi, yukarı leha şifa, ona şifa denilirdi. İşte Hazreti Ömer'in amuca kızı. Kânet tu... Türgi. Bir kadın değil ki. Tergi. Kânet tergi minen nemleti. Karıncadan afsunlardı. Fekâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ona dedi ki allimîhâ Hafsa. Sen o afsunu Hafsa'ya öğret. Şifa'ya emretti. Fefî hâdel hadîs, işte bu hadisi şerifte de olucudur. İbâhatü rukiyyeti minen nemle. Karıncadan
rukiye yapmak, yani onun asrını okumak mübah olduğu bu hadisi şerifte vardır. Fahtemeden yekune zalik. Peki Resulullah Efendimiz rukiyeden nehyledi. Sonradan da mübah kıldı. Öyleyse ihtimali var ki diyor, kâne ba'den nehy. Resulullah Efendimiz evvela afsundan kat'i surette nehylemiş. Sonradan da bazı şeyleri de mübah kılmış. Öyleyse feyekûnu nâsıhan linnehi. Mübah nâsık oldu. Evvela nehiydi. Ondan sonra nesih geldi. O mübah olduğu gibi o evvelki hüküm zahil oldu. İkinci hüküm sabit oldu. Öyleyse alel itlak afsun haram değildir. Ne vakitte haramdır? O okuduğu afsunda şeriatı muhalif bir kelime var ise o caiz değildir. Ama şeriate muhalif bir kelime yoksa caizdir. Ev yekûnen nehyu ba'dehu, yahut da nehi ondan sonra oldu. Evvela Peygamber Efendimiz mübah kıldı. Sonradan nehyeledi. Fe yekûnu nâsıhan lehu. O vakitte nehi nâsık oldu, mübah mensuh oldu. Yani bu iki rivayet gelince acaba hangisi nâsık, hangisi mensuh? Nehi evvel, ibâhe sonra mı? Yahut da ibâhe evvel, nehi sonra mı? Öyleyse bunu da araştırmak lazım dedi. Buna da baktık, araştırdık. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. اَرْرُقِيَّةُ مِنَ الْجُنُونَ Cünundan bir adam deli olursa bundan rukiye yapmak, okumak caiz midir, değil midir? Caizdir manasına rivayet edildi. مَا حَدَّسَنَ بُنَ اَب۪ي دَاوُدُ İmam-ı Tahaviye bu Davud'u rivayet etmiş olduğu hadiste geldi bu diyor. Kale haddesene el-mukaddemiyyü. Kale haddesene Fudayl ibn Süleyman Muhammed ibn Zeydin en Umeyr'in Mevla ebil lehmi. Kale arastu alel nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem rukiyeten. Umeyr, ebul lehmin kölesi Umeyr diyor ki ben küntü erqi biha minel cünun. Bir dua belirdim. O dua ile kim dellenirse, deli olursa onu okurdum, iyi olurdu. Bunu İslamiyet'ten evvel olurmuş bu. Bunu Resulullah Efendimiz'e arz ettim ki ya Resulallah, deli olanlara ben bu afsunu okuyorum, iyi oluyorlar. Bunu yapayım mı, yapmayayım mı? فَاَمَرَن۪ي بِبَعْدِهَا وَنَهَانِ عَنْ بَعْدِهَا Duayı oku bakayım dedi, duayı okudu. Okuduktan sonra dedi ki şu kısmını oku, şu kısmını okuma. Şeriate muhalif olan yerleri okuma dedi yani. Demek ki bazısından nehyetti ki şeriate muhalif şeyler vardı. Bâsin oku dedi, bâsin de okuma dedi. Ve kuntu erki billezî emereni bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer diyor ki ondan sonra Resulullah Efendimiz şu kısmını oku dedi ya, o kısmıyla beraber delileri ben tedavi ederdim, okurdum. Fehâzâ yehtemüle izâ me fekerne. Bunun da ihtimali var. Fîmâ rûye firrukiyyeti minen nemle. Karıncadan afsun okunduğu gibi bunun da acaba hangisi evvel olmuş? Evvela nehi mi evvel, yoksa ibahe mi evvel, hangisi hangisini nesk etmiş? Bunun da ikiye ihtimali var. وَقَدْ رُوْيَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الرُّقِيَّةِ مِنَ الْعَيْنِ Göz isabetinden olan rukiyede afsun da Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. O da مَا حَدَّسَنَا şu hadistir ki bize rivayet eyledi İmam-ı Tahavi buyuruyor. Hüseyin ibn-i Nasri قَالَ حَدَّسَنَا اَبُ نُعَيْمِ قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة buyurdular ki emereni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bana emretti en esterqiye minel ayni bir kimseye göz isabet etmişse ona ayin derler Arapça göz isabet etmişse ben ona dua edeyim, rukiye yapayım, afsun okumamı Resulullah Efendimiz emreyledi. Demek Hazreti Ayşe'ye Resulullah Efendimiz izin vermiş ki bir kimseye ayin isabet ederse oku onu. Haddesena Ebu Bekir'te, kâle haddesena Mu'emmil, kâle haddesena Süfyanu en Ba'bedinen Abdillah ibn Şeddad, en Ayşe'te radıyallahu anha mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Ebu Bekir'e tarikiyle de rivayet eyledi. Ev kâle, kâle Abdullah ibn Şeddad. Ravi diyor ki, yahut Abdullah ibn Şeddad dedi ki, emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Âişete radıyallahu anha.
Hazreti Ayşe'yi emreyledi. En testerkiye minel ayni. Göz isabetinden rukiye etsin, afsun okusun. Yani ibare değişti ki. O birinci de geldi ki en esterkiye minel ayni. Emreni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en esterkiye minel ayni. İkinci rivayette hayır. En Ayşe'te diyor Resulullah Efendimiz, evet, emre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'de en testerkiye minel ayni. İbarede lefsin değişiklik var, manası bir. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular لأسماء بنت عميس جعفر تيار'ın ailesine أسماء بنت عميس dedi ki ما لي أرى ben ne oldu ki görüyorum etsame beni ahi kardeşimin oğullarının cisimlerini nehifeten zayıf görüyorum sariaten sari görüyorum yani neredeyse bayılmalı gibi zayıf zayıf görüyorum Hazreti Cafer-i Teyyar'ın çocukları ahi dedi ki o kendi amcasının oğlu fakat Cafer-i Teyyar'ı öyle dedi evet onun çocuklarını böyle zayıf görüyorum etusibühümül hace onlara hacet misabet ediyor. Yani fakirlik dolayısıyla yiyemiyorlar, içemiyorlar yahut da bir hastalık mı geliyor? Ne oluyor? Kâlet Hazreti Esma dedi ki la ya Resulallah fakirlikten değil, bir hastalıkta değil. Velakinnel ayne tesre'u aleyhim. Onlara isabet ayn oluyor. Ayn onlara süratle isabet ediyor. Fe'erqihim. Ben onları afsunluyorum. Kâle bimaza. Neyle afsunluyorsun? Fe'arazet aleyhi kelamen. Ona okuduğu afsuni arz eyledi ki şunu okuyorum ya Resulallah. Öyle kelam ki la be'se bihi. Beis olmayan, şeriate muhalif olmayan bir şeyi arz etti ki bunu okuyorum. Fakale Peygamber Efendimiz buyurdu ki erqihim. Sen bu afsunu onlara oku. Baktı ki okuduğu dua şeriate muhalif değil. Caiz dedi. Öyleyse gene buna devam et. İrqihim değil mi? Raka yerki irqihim. İrqihim evet. İdrib'de. حدثنا فهد قال حدثنا أبو جريح عن عبد الله بن بابا عن أسماء بنت عميس قالت هزلت أسماء بنت عميس buyurdu لك قلت يا رسول الله إن العين تسرع إلى بني جعفر جعفر'ın çocuklarına جعفر'ı تيار'ın çocuklarına göz tez isabet ediyor فأسترقي لهم ben onları afsunluyorum onlara okuyorum قال نعم oku dedi فَلَوْ أَنَّ شَيْئًا يَسْبِقُ الْقَدَرِ eğer bir şey kadere sebkeseydi, gelen kaderi önleseydi, evet, لَقُلْتُ ben derdim ki اِنَّ الْعَيْنَ تَسْبِقُهُ göz isabeti kaderden evvel olur. Ama hiçbir şey kaderi önlemez. Kader neyse kader muhakkak gelir. Ama eğer olsaydı, kaderi önleyecek bir şey olsaydı, göz isabeti ona önlerdi. Fakat bu da yok. Yani sen oku. Eğer kaderde varsa gene gelir. Ama oku. Buyurdu. فَهَذَا يَحْتَمِلُ مَا زَكَرْنَا فِي رُقِيَّةِ النَّمْلَةِ وَالْجُنُونَ burada da karınca rukiyesinde, cunun rukiyesinde dediğimiz gibi iki ihtimal var. Yani hangisi evvel, hangisi sonra? Nehi mi evvel, ibaha mı evvel, hangisi nasıl, hangisi mensup? Bunda da bu ihtimal var. Ondan sonra onu beyan edecek. Burada kalsın. Sonra neticeyi beyan edecek. Hele yarın da devam eder. Allah'u alem. Ve kad rüyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyda. Yine Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Er-ruhsetu fir rukyeti. Rukyenin cevazı. Neden? Min kulli zi hümetin. Hüme zehir. Her bir hayvan ki zehirlidir. Yılan, akrep, daha bunun gibi zehirli hayvanların ısırmasına karşı okunacak dua. Caiz midir? Caizdir diye Resulullah Efendimiz'den rivayet var. O rivayet de şu. Haddesana Muhammed ibn Amr'in kâle haddesana Esbatu ibn Muhammed'in ani Şeybani en Abdirrahman ibn el-Esved en Ebihi en Aişete radıyallahu anha kâlet.
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبارفنز رخصت verdiler في الرقية أفسنده neden من كل ذي حمات her bir zehirli hayvanın ısırmasından dolayı okunacak duaya izin verdiler. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الشيباني فذكر بإسناده مثله أين حديث شريف ذكر لدي إمام الطحاوي سليمان بن شعيب شريف له فهذا işte bu حديث شريف فيه أندولوجودر دليل دليل أندولوجودر في على أنه şunun üzerine ki bu ruhsat kâne ba'den nehyi nehyden sonra oldu. Resulullah Efendimiz evvela nehyetmiş, sonra da ruhsat vermiş. لَاَنَّ الرُّحْسَةَ لَا تَكُونُ ruhsat olmaz illa min şeyin mahsur illa men edilmiş bir şeyden olur. Bir şey memnu olur da ondan sonra ruhsat verilir. İşte o ruhsat ona delalet eder. Yoksa ilk önce verilen emirdir. Ruhsat dedi mi? Demek ki bu yasakmış da sonradan ruhsat verilmiş. Şimdi bu okuduğumuz behslerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yılandan, akrepten dolayı rukiye yapılmasına müsaade etti. Sonra gözden isabet etti. Burada da bütün zehirli hayvanlardan. Şu halde ne kadar zehirli hayvan olsa yahut da başka böyle bir şeyler olsa bunların hepsinden rukiye yapılması, dua okunmasına ruhsat verdi. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الرقي كلها. Herhangi bir şeyden dolayı dua okunmasına Resulullah Efendimiz izin verdi. Bu da rivayet edildi. Evet, o rivayet de şu. Ama ma lem yekun şirkun. Şirk olmadığı müddetçe. Lem yekun burada efali nakseden değil. Efali tammeden. Ma lem yekun o şey olmadıkça. Şirkün şirk. Lem yucet fihi şirkün demek. Onda şirk bulunmadığı müddetçe. Rivayet edilen ne? Ma haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Kale haddesena Abdullah ibn Salih. Kale haddeseni Muaviyeti. An Abdirrahman ibn Cübeyr. An ebihi an Evfi ibn Malik el-Eşcai. Kale Evfi ibn Malik el-Eşcai dediler ki künna nerqi fil cahiliye. Cahiliyette biz afsun okur idik. فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللّٰهِ سُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ Cahiliyete biz afsun yapardık. فَمَا تَرَى فِي ذَٰلِكِ Şimdi ne emredersin? Şimdi İslamiyet geldi, cahiliyet gitti. Şimdi biz bu duaları, bu rukyeleri, afsunları yapalım mı, yapmayalım mı diye Resulullah Efendimiz'den sual eyledi. قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ buyurdular ki اَعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ Okuduğunuz o afsunları bana arz edin. Okuyayım ben bir dinleyeyim. فَلَا بَاسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ Şirk olmadığı müddetçe dua okumada beis yoktur buyurdu. Ama bir dua ki onda şirk vardır, o yasak. فَهَذَا يَحْتَمِلُ İşte bu muhtemel olur. Ey daha yukarıdaki söylediğimiz gibi مَحْتَمَلَهُ مَا رَوَيْنَا قَبْلَهُ Bundan evvel biz rivayet eyledik ya, afsun yılandan, akrepten, isabeti ayinden, daha başka nemle denilen hastalıktan, nemle karınca demek de fakat vücut da bir ufak karıncaya benzer bir kabarcık çıkar. Dün ben onun izahatını veremedim, karınca dedim gittim. O çıkar, acı olur, ağırır fakat karınca nasıl bir yerde durmaz da etrafa dağılırsa o da hemen vücudun etrafına dağılır. Karıncalama hastalığı derler. Yani ona da Şifa isminde bir kadın Hazreti Ömer'in emucesi kızlarından Hazreti Hafsa'nın yanına geldi. Akrabası tabii. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şifa'ya emretti ki Hafsa'ya kitabeti yazmayı öğrettiğin gibi bu karıncalama hastalığının duasını da öğret. O kadın bilirdi onu. Onu da emretti. Dün hadiste geçmişti. Hulase bu da rivayet edildi ama şimdi bunların hangisi evvel, hangisi sonra? فَحْتَجْنَا اَنَّ عَلَمَا Biz mühtaç olduk ki bilelim. هَلْ هَذِي الْاِبَاحَةُ لِلْرُقِي Bu afsun okumak
hakkındaki ibahe mübah olması müteahhiretun amma ruviye fin nehyi anha. Rubi'den, Afsun'dan nehi vaku olan hadislerden sonra mı? Değil mi? Evet, buna mühtaç olduk. Ev ma ruviye fin nehyi anha müteahhirun anha. Yahut da nehi hakkındaki hadisler mi müteahhir? Yani Resulullah Efendimiz hangisini evvel buyurmuş? Evvela nehyetmiş, sonra mübah kılmış. Yahut evvela mübah etmiş, sonra mı nehyetmiş? Buna mühtaç olduk. Niçin bunu bileceğiz? فَيَكُونَ نَاسِخًا لَهَا. Hangisi sonra ise o nasih olacak. Evvelkisini nasih olacak. Şimdi cevazı hakkında hadisler var. Nehyettiği hakkında da hadisler var. Peygamber Efendimiz alel ittak afsun okumadan men etti. Birçok hadisler okudu. Ondan sonra da bütün hasteliklere karşı şirk olmadığı müddetçe afsun okumasını tecviz eyledi. Şimdi biz bir şeye mühtaç olduk ki bu hadisler taarruz ettiği nasihini mensuhunu bilelim. Fe nezerna fi zalik. Biz buna nezer ettik ki hangisi müteahhir ise o nasihtir. Evvelkisi mensuhtur. Bunu araştırdık. فَاِذَنْ رَب۪يعُ الْمَأَذِّنُ حَدَّسَنَا. İmam-ı Tahavi diyor ki araştırırken bir de baktık ki رَب۪يعُ الْمَأَذِّنُ bir rivayet ediyor. قَالَ رَب۪يعُ الْمَأَذِّنُ dedi ki حَدَّسَنَا أَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ لَهِيَعْ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَمْرَ بْنَ حَزْمٍ دُعِيَ لِمْرَأَةٍ بِالْمَد۪ينَةِ. Bu rivayette geliyor ki Amr ibn Hazm Medine'de bir kadına çağırdılar ki لَدَغَتْ هَحَيَّةٍ. Bir yılan bir kadını sokmuş. Amr ibn Hazm de onun afsununu yaparmış. Onu çağırdılar. لِيَرْقِيَهَا. Ona afsun okusun. فَأَبَا. İba etti. Gitmedi. Gitmedi ki Resulullah Efendimiz nehyeyledi. Nehyeylediğinden dolayı ben gidip afsunu yapmam dedi. فَاُخْبِرَ بِذَٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Gitti Peygamber Efendimiz'e haber verdiler ki ya Resulullah kadını ilan ısırdı. Bu Amr ibn Hazm de bunun şeysini afsununu biliyor. Fakat sen nehyettiğinden dolayı gelmiyor. فَدَعَاهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Amr ibn Hazm'i çağırdı. فَقَالَ عَمْرٌ ya Resulullah inneke tezcuru anir rukiyi. Ya Amr niçin gidip okumuyorsun dedi. Dedi ki ya Resulullah sen nehyeyliyorsun. Ona buna rukiyi okumayın. Afsun yapmayın diyorsun. Onun için ben de gitmedim. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ikraha aleyye. Sen o afsunu, o duayı oku. Ben bir dinleyeyim. Fekaraha aleyhi. Resulullah Efendimizin huzurunda o duayı okudu. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki la be'se biha. Bu duayı okumada beis yoktur. Günah yoktur. İnneha hiye mevasiku. Bunlar mevasiktir. Bu okuduğun dualar, yani o hayvanlardan söz alıyorsun, ahed alıyorsun ki bak bir daha böyle yapmayın. Mevasik demesi ahed manasına. Bunlar birer ahedlerdir ki ferke biha. Sen bununla afsun oku. Bunda beis yok. Yani şirke dair bir kelime yok. Onun için izin verdi. Git o yılanın ısırmasına karşı bahsini oku. Bu da neyi beyan etti? Şimdi bundan müteahhir olduğunu anlatacak. Ama bundan da müteahhir olduğu çıkmadı ki. Resulullah Efendimiz nehyeylemiş. Ondan şu anlaşılıyor. Amr ibn Hazm de bunu duymuş. Sonradan Resulullah Efendimiz ona izin verdi. Ha, bundan şu anlaşıldı ki evvela nehyetmiş. Resulullah Efendimiz sonradan da izin vermiş. İzin vermesi baki kaldı, nehyi mensuh oldu. Haddesena Rabi'ul Mezzinu, kâle haddesena Esed, kâle haddesena Veki'un enil A'meş, en Ebi Süfyan an Cabir, kâle lemmâ neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enil Rukiyyi. Peygamber Efendimiz vaktaki afsunda men eyledi. Şimdi bak bu daha izahlı. Resulullah Efendimiz evvela nehyeylemiş ki afsun yapmayın. Etahu hali. Cabir diyor ki benim dayım Peygamber Efendimiz'e geldi. Fekale. Onun dayısı demiş ki ya Resulullah inneke neheyte anir rukiy. Sen afsundan men eyledin. Ve en erkiye minel akrep. Ve en değil. Ve en erkiye minel akrep. Ene olacak o. Ben isem akrepten afsun yapıyorum. Akrebi sırırsa onun afsununu biliyormuşum. Ve ene.
erki minel akrab. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki men istata'a minkü men yenfe ehahu fel yes'al. Sizden biriniz bir Müslüman kardeşine menfaati olmaya kudreti yeterse onu işlesin. Yani madem elinden geliyor, akrebin sokmasına karşı sen afsun biliyorsun, yap bunu. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر قال جابر رضي الله عنه dedi كان أهل بيت من الأنصار أنصار'dan bir ev halkı يرقون من الحي yılanın ısırmasına karşı afsun okurdular. Demek cahiliye zamanında onlarda da gene varmış o, okurlarmış. فَنَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الرُّقِي Peygamber Efendimiz afsundan men eyledi. فَاَتَاهُ رَجُلُ Bir adam Resulullah Efendimiz'e geldi o aileden. فَقَالَ dedi ki يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّي كُنْتُ اَرْقِي مِنَ الْاَكْرَبِ Ya Resulullah ben akrebin sokmasına karşı afsun okurdum. وَاِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقِيِّ Sen ise afsundan men eyledin. Ben bunu yapıyordum. Şimdi sen ya Resulullah men eyledin. Yapayım mı yapmayayım mı? Sual sordu. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bu adama dedi ki men istata'a minküm sizden birinizin istitaati kudreti yeterse neye? En yenfe ahav kardeşine menfaat vermeye kudreti yeterse fel yef'al işlesin. Madem akrep bu adamı sokmuş. Bu adam bir acı duyuyor. Zehirlenmiş. Senin de elinden geliyor ona menfaat vermek, yap. Yani bu hapsunu oku. Öyleyse şimdi bu hadis-i şeriflerden anlaşıldı ki nehi evvel, ibaha sonra. Öyleyse nehi mensuh oldu, ibaha nasuh oldu. قَالَ وَاَتَاهُ رَجُلٌ Yine Peygamber Efendimiz'e geldi bir adam ki كَانَ يَرْقِي مِنَ الْحَيَّ O da yılan ısırmasına karşı hapsunu okurdu. فَقَالَ dedi ki Resulullah Efendimiz اِعْرِضْهَا عَلَيَّ O okuduğun duayı bana arz et. Sen oku ben bir dinleyeyim. فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ Bu adam okudu. Resulullah Efendimiz de dinledi. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki لَا بَأْسَ بِهَا Bu duada beis yok. Yani şirke dair, küfre dair bir şey yok. اِنَّمَا هِيَ مَوَاسِقُ Bunlar ahetlerdir, misaklardır. Öyleyse bundan da ne çıktı? Bundan da izin verildi. Yılan ısırmasına, akrep ısırmasına karşı Resulullah Efendimiz izin ve ruhsat vermiş. فَسَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا İşte bu bizim zikreylediğimiz hadislerle sabit oldu ki اَنَّمَا رُوْيَ فِي اِبَاحَةِ الرُّقِيِّ Afsunun mübah olması hakkındaki rivayet edilen hadisler نَاسِخٌ نَسْخِدِجِدِرْ لِمَا رُوْيَ فِي النَّهِ عَنْهَا Afsundan nehi hakkındaki hadisleri neshedicidir. Nehi hakkındaki hadisler mensuhtur. İbah hakkındaki hadisler nasihtir. Bu sabit oldu. Yalnız bir şart var. O da ne? Küfür şirk olmayacak okunan dualarda. Sümme eredine nenzure fî tilker rukiyi. Bir de o afsunlara dikkat edelim. Afsun neymiş? Ne okunurmuş? Bir de bunu araştırdık. Keyfehiye. Rukye nedir? O afsun nedir? Ne okunur? Bunu da araştırdık. Feyzen Avfü bin Malik haddesen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi zâlike eyda. Avfü bin Malik baktı ki Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor ki ennehu la bâse biha afsun rukyede beis yoktur malem yekun şirkun şirk olmadıkça. Ve gadû rüyyan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eyda. Şimdi o cahiliye zamanındaki dualar başka. Onları Resulullah Efendimiz dinlemiş. Bazılarına tamamıyla müsaade etmiş. Bazılarına de demiş ki şu kısmı oku, şu kısmı okuma. O da yukarıda geçti ya. Küfür, şirk olan yerleri men etmiş, olmayan yerleri tecviz etmiş. Bunlar Resulullah Efendimiz'den evvel okunan afsunlar, dualar. Bir de Resulullah Efendimiz'in kendi okuduğu afsun var, dua var. Bir de onu beyan edecek. Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Mâ şul bir hadis ki haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene el-Himmâniyyü kâle haddesene Abdülvâhiddi bünü Ziyad kâle haddesene Osmanü bünü Hakim kâle haddesetni el-Rubâb kâlet semi'tü Sehle bünü Hüneyf
Rubab ismindeki bir kadın diyor ki Sehl ibn Hüneyfe Sattan bunu işittim diye kulu buyururdu ki Mararna bi seylin. Biz bir sele uğradık. Su yağmur yağmış, sel atmış. O sele uğradık. Fedahalna ne'atesi. Biz ona girdik. Gusletmek için guslettik. Fekhareştu minhu ve ana mahmum. Ben o sudan çıktım. Beni ısıtma yakaladı. Fenu'ye zâlik ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e gitti, vasfettiler ki Sehl ibn-i Hüneyfi ısıtma yakaladı. Neden? Dedi ki işte gölde yıkandı. Çıktığı gibi ısıtma yakaladı. Fekale Resulullah Efendimiz buyurdu ki Mûru ebâ sâbitin fel yete'avvel. Sehl ibn-i Hüneyfi'nin künyesi. Ebâ sâbite söyleyin fel yete'avvez avze yapsın. Yani okusun. Fekultu ya seyyidi inner rukiye saliha. Afsun okumak da fayda verir. Dedim diyor. Fekale dedi ki la rukiyete illa min selasin. La rukiyete illa min selasetin. Afsun olmaz illa üç şeyden olur. Minen nazreti. İsabeti ayinden olur bir. Vel hummeti. Hummadan olur iki. Hüme vel hümeti, zehirden yani zehirli, vel lüdgati, lüdgeden. Zehirli herhangi bir hayvanın ısırmasından veyahut da yılanın ısırmasından bunlardan olur, üç şeyden. Öyleyse Resulullah Efendimiz yukarıda okuduk ki her şeye karşı afsunu tecviz etti. Burada üç şey dedi, hepsini demedi. Bunu da izah ediyor, diyor ki, فَحْتَمَلَ اَنْ يَكُونَ İhtimal ki olmuş olan ma ebâhe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in mübah kıldığı miner rukiyi afsundan huvet te'avvuz. Te'avvuz ola. Allah'a sığınmak, dualar okumak bunlar ola. Fe emmâ kavlu sehlin emmâ sehlin böyle rivayet etmesi ki Peygamber Efendimiz ne buyurdu? La rukiyete illa min selasetin rukiy olmadı illa üç şeyden oldu. Fe yehtemülen yekûne alime zâlik. İhtimal ki bunu bildi min ibahati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin mübah kılmasından bunu bildi. Neden sonra? Ba'de nehyihi el-mütekaddim. Evvelce Resulullah Efendimiz kat'i surette nehyeylemişti. Sonra üç şeyden afsun okumaya müsaade etti. Bu üç şeyi bildi. Kim? Sehl. Sehl bu üçü anladı. Fakat Resulullah Efendimiz ondan sonra afsunun her çeşidini mübah kıldı. Onu bilmedi. وَلَمْ يَعْلَمْ مَا سِوَا ذَلِكَ Bu üçten gayrisini bilmedi. Sehl'in bilmemesinden olmaması lazım gelmez ki. Sehl bu üçünü eşitti. Ama Resulullah Efendimiz diğer hadislerle afsunun her çeşidini mübah kıldığını başka sahabeler nekleylediler. Sehl ibn Hüneyf bilmedi. O da neden مَا سِوَا سِمِمَّا رَوَيْنَا عَنْ غَيْرِهِ Sehl ibn Hüneyf'i gayrisinden rivayet ettik. لِأَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz رَخَّسَ ف۪يهِ رُقْيَةَ Ruhsat verdi. Şirk olmadığı müddetçe, küfür olmadığı müddetçe afsun okumak caizdir. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا عَفْوَانَ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْوَارِسِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ سُهَيْلِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو نَبْرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Şimdi afsun ne türlü olur, dua ne türlü okunur, onu istiyor, ispat ediyor. Diyor ki Cibril aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geldi. Fekal Hazreti Cibril dedi ki, işte keyte ya Muhammed, hasta mı oldun? Vücudun sıhhatinden şikayetin mi var? Kale naam, evet dedi, hastayım dedi. Hasta oldum. Kale, Cibril aleyhisselam dedi ki, Bismillahi erkik min kulli şeyin yuzik. Min şerri kulli zi nefesin ve nefsin ve ayn. Allahu yeşfik, bismillahirrahmanirrahim. Bu duayı okudu. Bu şimdi Cibril aleyhisselamın afsunu oldu duası. Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın ismiyle erkike, seni afsun diyorum. Neden? Min kulli şeyin yuzik, sana eziyet veren her şeyden. Sana rukye okuyorum, yani dua ediyorum. Min şerri kulli zi nefsin, her bir nefis ruh sahibi. Ve nefesin, nefes sahibi, yani isabeti ayn olur, nefesi değer. Ve aynin, göz isabeti, bunların hepsinin şerrinden, evet seni ben rukiye yapıyorum. Allahu yeşfik, Cenab-ı Hak sana şifa versin.
Bismillahi erkik, Allah'ın ismiyle ben sana rukiye yapıyorum, afsunuyorum. İşte bu Cibril Aleyhisselam'ın duası oldu. Bunu ezberlerse insan güzel olur. Bismillahi erkik, min kulli şeyin yuzik, min şerri kulli zi nefsin ve nefesin ve aynin, Allahu yeşfik, Bismillahi erkik. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد عن عبد الرحمن بن السائب ابن أخي ميمونة عبد الرحمن بن السائب حزرة ميمونة رضي الله تعالى عنه قردشنين أولي برواية إليه قالت حزرة ميمونة dedi إن ميمونة قالت له حزرة ميمونة demiş ama kime demiş kendisine Abdurrahman. Ela erqike bi ruqyati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin yapmış olduğu afsunla seni afsunlayayım mı? Kale bela. Afsunla dedi o da. Kale Hazreti Meymune dedi ki: Bismillahi erqik vallahu yeşfik min kulli da'in fik. Ezhib el bas. Rabben nas veşfi ente şafi la şafi illa ente. Ha, bu da ikinci dua oldu. Bu da Resulullah Efendimiz'in kendisinin okumuş olduğu dua. Bismillahi erkik, Allah'ın ismiyle ben seni afsunluyorum. Vallahu yeşfik, Cenab-ı Hak sana şifa versin. Neden? Min kulli da'in, her bir hastalıkten ki fike sende var. Sende her ne türlü hastalık varsa Allah onların hepsinden sana şifa versin. Erhibil bas, bu basi, bu hastalığı gider. Rabben nas, ey nasın Rabbi, Hazreti Allah. Veşfi, sen şifa ver, ya Rab. Ente şafi, şifa veren ancak sensin. La şafiye illa en, senden başka şifa veren kimse yok. Ha, yukarıki Hazreti Cibril'in okuduğu dua, bu da Resulullah Efendimiz'in okuduğu dua. Bunların ikisini de ezberlersiniz, güzel olur. Fehâzâ, işte bu dualar. Ve mâ eşbehehû, buna benzeyen dualar. Miner rukiyi afsundan la besebihi, bunlarda beis günah yoktur. Ve kaddelle ala zalike eyda, yine buna delalet eden şeylerden oldu. Kavlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi. Fi hadis avfin avfin hadisinde olan ki la bese bir rukiyi ma lem yekun şirkün. Yukarıda da bu hadisi okuduk ki diyor ki şirk olmayan herhangi bir duada beis yoktur. Yani illa bu lafızlarla olması da şart değildir. Başka lafızlarla da olsa olur. Fedelle zalik, bu delalet etti ki enne kulle rukyetin, her bir dua ki la şirke fiha, onda şirk yoktur. Feleyset bi mekruhetin, mekruh değildir, haram değildir. Vallahu alem, Allahu Teala daha ziyade alimdir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.